Sevgili seyirciler, merhabalar efendim. Haftanın son gününde Star ekranlarından hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Güzel bir gün diliyorum. Hem bizim için güzel bir program olsun inşallah. Çözüm bulduğumuz, dertlerini sona erdirdiğimiz güzel bir gün olsun. Hem sizler için sağlık, huzur, mutluluk, bolluk, bereket diliyorum. Allah iyilerle karşılaştırsın diyorum. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz programımıza ve birlikte olacağımız dakikalar içinde gerçekten yine hayretler içinde kalacağınız, şaşıracağınız, bazen kızacağınız, bazen duygulanacağınız anlar yaşayacağız. Adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız bizimle, hukuk danışmanımız Avukat Hasan Koca Bey bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz, iyi programlar diliyorum. Sizler de hoş geldiniz Oktay Bey, Şenay Hanım, Necla Hanım. Hoş geldiniz, inşallah hoş gidersiniz. Bugünkü ilk konumu efendim yine şaşkınlıkla izleyeceğiniz, hayretler içerisinde kalıp belki de hakikaten hemen sosyal medyadan bize yazmaya ve duygularınızı dile getirmeye başlayacağınız yeni bir konuyla giriş yapmak istiyorum. Oktay'la bir kadınla tanıştı. Kadın evliymiş meğerse, fakat Oktay'dan bir bebek bekliyor. Oktay bunu öğrenince ne yapsın adamcağız? Diyor ki bari boşan da evlenelim diyor. İşte aslında 2000 yılında Oktay'ın Kadriye ile olan evliliğiyle hayatındaki büyük değişim, evet, dönüşüm, evet, dram ne varsa o başlıyor. O zaman biz de Oktay Sözen diyelim. Sevdi, terk edildi, affetti. Oktay Sözen eski eşi tarafından oyuna getirildi. Ve evli olduğunu bilmiyordum. Daha önceki evliliğinde bir çocuğu varmış. 2013'te beni aldattı bir başkalarıyla. İki defa ev döşetti. 2013'ün sonunda çocuklarımı, evimi, eşyamı, her şeyimi alıp kaçıp gitti. Nasıl yeniden terk edildi? Ve o iki çocuğumun benden olmadığını söylüyor. Bunların babası sen değilsin diyor. Bunların ortaya çıkmasını istiyorum. Oktay çocuklarını alıp giden Kadriye ile yüzleşecek mi? Birazdan. Oktay, ben yine tahtayı buraya getirdim. Tahta geldiği zaman şöyle demek oluyor. Çok isim var, çok olay var, çok tarih, evet, var demek oluyor, evet, değil mi? Doğru, evet, söylüyorum. Doğru. Ve bunun için de çok tahtaya ihtiyacımız oluyor. Hem ben unutmayayım diye, çünkü çok karmaşık. Evet, bayağı karışık. Hem sen unutma diye, hem de seyircilerimize olayı daha iyi anlatabilmek için. Şimdi Oktay diye bir adam var. İstanbul'da yaşıyor. Yıl 2000. Evet. Fırında çalışıyor. 99'un tanıştığımız 99'du. Ha, ama evet. 2000'de asıl resmi, olaylar resmi ama. Resmi olarak nikah 2000. Dur dur, daha hemen çok hızlı gidiyorsun Oktay. Oktay. Evet. Efendim İstanbul'da o dönemde fırında çalışan bir kişi şu anda karşınızda. Şimdi fırına ekmek almaya gelen bir kadın var. Yani gittiğiniz fırıncıda saygıyla ekmeğinizi alırsınız, teşekkür ederim falan. Nasıl bir tanışıklık ki bu? Fırına ekmek almaya gelen evli bir kadın Oktay senin, evet, kafana giriyor. Ne kadar yakınlaşabilir ki insan fırında ekmek aldığı kişiyle? Nasıl oldu? Her zaman gelip giden bir insandı. Hı. Ve belli bir zaman sonra zaten kendiyle konuşmaya başladık, sohbet etmeye başladık. Ve ondan sonra telefonlarını verdi. Dışarıda buluşmaya başladık. Sen bekarsın. Ben bekarım. Heh. Ve memleketimden gelmişim zaten. Burada pek yani ailem yok benim. Memleket? Malatya'dayım ben. Burada yaşıyordum. Ve ondan sonra buluştuk, görüştük. Aylar aldı. Bayağı bir... Bayağı bir... Ya o da bekar bir kadın zannediyorsun. Sen de bekarsın. Evet. Belki evlenmeyi de düşünüyorsun. Evet. Bir kadını hayatına aldın. Ben zaten evlenmeyi düşünüyordum. Heh. Aylarca da bu kadınla görüşmeleriniz arada devam ediyor. Arada 4 ay geçti. Hı. 4 ay sonra gebeyim dedi. Bir ilişkimiz oldu, gebeyim dedi. O da olabilir. Hadi diyelim ki evliliği de düşünüyorsunuz zaten. Çocuğu aldırmayı düşündü. Aldıramadı çünkü 3 ay geçmişti. Ve kendinin evli olduğunu öğrendim. Kadriye. 4 ay. Yıl 99 o zaman, evet, daha. Evet. Yıl 99. 1999. Doğru yazdım. 9'un sonlarıydı zaten. Kadriye. Evet. Dedi ki ben
bebek bekliyorum. Evet. Fakat bebeği aldırmak için zamanı geçti. Evet. Ama bu arada bir itirafta bulundu sana. Evli olduğunu öğrendim. Ne hissettin? Ve evliliğinde bir çocuğu olduğunu öğrendim. Ve eşiyle yani tamam arası olmayabilir ama ben bir yanlış ilişkiye zaten atılmıştım. Girmişim. Bilmeden de olsa. Bilmeden de olsa dönüşüm olmadı. Ve arada kaç ay sonra tüm aileleri öğrenecek benle beraber Malatya'ya geldi. Kocasından boşandı mı? Boşanmadı. Malatya'da boşanma gerçekleşti. Kocasında boşanmadı. Kocasına da zaten eski kocasına da bayağı bir iftiralar attı. Kayınpederim ben... Oralara hiç girme. Çünkü burada şunu konuşmamız gerekiyor. O kadının söylediklerini değil de kadının yaptıklarını konuşmamız evet. gerekiyor. Evet. Neden? Çünkü evli bir kadın, bir tane çocuğu var. Kendini bekar olarak tanıtıyor. Evet. Fırına ekmek alıp gidip gelirken evet. Oktay'la bir beraberliğe başlıyor. Sonra da diyor ki ben bebek bekliyorum. Oktay'a da evli olduğunu söylüyor. Artık sen sahip çıkmak istiyorsun. Ben de sahip çıkmak istedim. Yani burada sadakatsiz bir kadın var mı? Var. Var. Eşine sadakatsizlikte bulunmuş. Evet. Sen onların işte boşanıyorlar vesaire. 2000 yılında evleniyorsunuz. 2000 doğru mu? Yılında nikah yaptık. 2000 yılında bunu yazacağım ben. Niye? Çünkü sevgili seyirciler başka türlü benim bunu aklımda tutmam mümkün değil. 2000'de nikah yapıldı. 2000'de kızım zaten Malatya'da doğdu. Heh. Bu arada kızım. Zaten bebek bekliyordunuz. Evet, kızım doğdu. 2000 yılında da büyük kızınız dünyaya geldi. Evet. Şu anda 21 yaşında. Evet. Doğru mu? Evet efendim. 21 yaşında evet. bir kızınız var, var şu anda. Bunu yazdık. Şimdi kendi kızını getirdi mi yanında? Getirmedi. Ondan sonra 3-5 ay sonrası başladı. Ben kızımı özledim. Şunu yaptım, bunu yaptım. Ve İstanbul'a biz bir yıl sonrası kızımı da alıp ve beraber onun ailesinin yanına yani Baldız'ımın yanına geldik. 3 ay onun yanında kaldık. Gebze'ye? Yok. Burada İstanbul'a evet. Şişli'ye. Tekrar geldik. Evet geldik. Şişli'den onun yanında 3 ay kaldık. 3 ay sonra ben bir iş buldum. Kendi evimizi tuttuk Gültepe'den. Kendi evimize yerleştik. Senin kızın doğdu. Evet. Onun evet. kendi kızı. 4 kişilik bir aile oldunuz artık. Şimdi onun benim ilk kızım doğduğunda beraber İstanbul'a geldiğimizde Sade kızım vardı. Hı. Onun çocuğu çünkü babasındaydı. Ve ondan sonra başladı ben çocuğumu özledim. Çocuğumu görmek istiyorum. Şöyle yapmak istiyorum. Ve ben icra mahkemelerine verdim. Nerede olduğunu bulmak için gazetelere ilan verdim. Baro avukatlarına verdim. Bayağı bir araştırdım. Arada kaç yıl sonra Sinop'ta olduğunu buldum. Hı. Sinop'a icra mahkemesine başvurdum. Sinop'ta çaba gösterdin. Yani çaba gösterdim. Görmeye için. Gittim. İcra mahkemelerine paralarını yatırdım. Araçlarla beraber jandarma istikametinde gittik ve bir saat görebildi sadece. 7. ayın sonuydu çünkü. 7. ayın sonu olmasaydı bir aylığına alma şeyi varmış. Peki Oktay sonuçta orayı biraz kısa geçmek istiyorum. Evet. Sonuçta onun kızı da size... Benim evladımdır. Geldi mi yanınıza? Geldi benim sonuçta yanıma getirdim. Geldi. Geldi. Ve bir gün 4 kişilik bir aile oldunuz evet. artık. Evet. Evliliğiniz iyi gidiyor. Evet. Bir problem yok, yok o dönemde. Yok kesinlikle. Yok diyorsun. Yok. Ama bu kocası hemen peşini bıraktı mı? Yani çabuk mu kabul etti boşanmayı? Malatya'da adam boşandı. Bu sadakatsizliği evet, öğrendi boşandı, mi? Evet, boşandı, öğrendi. Boşandı. Bunu lanet öğrendi olsun zaten. Dedi, gitti. Evet, bir an önce öğrendi, bıraktı. Çıkardı, çok çıkardı. Doğru yaptı. Evet. Peki, bu bir tane adam var yazıştığı 2013 yılına geliyoruz şimdi. 13 sene geçti evliliklerin üzerinden. 2013 yılına geldik. Burada Kenan mıydı? Kenan diye bir şahsın telefonunu yakaladım telefonlarında. Evet. Ve şahsı aradım, görüşelim dedim ve bana yanaşmadı. Ve Gebze'ye taşındığımızda, 2013'te Gebze'ye taşındığımızda Kenan diye bir şahsı yani telefonlarında yakaladım, buldum, aradım ve o insanı karşıma aldım ve yüzleştirdim. Yani gerçekten inkar etti. Telefonla konuşmasını bizzat kendine dinlettim ve kendiyle gezdiğini ve Kenan'la sahillere gittiğini, çay bahçelerine gittiğini bizzat adam söyledi. Ve dedi ki senin elinde trident telefon vardı suya düşürdün kocana da kanalizasyona düşürdüm dedi. Dedin mi demedin mi dedi. Dedi dedim. Öyle dedi. Ve bunları söylediği halde ben yine de
Kendine dediğim gibi biraz insan ol, çocuklarımız var. Affettin. Affettim. Ama sevgili seyirciler, bu arada 2013 yılı oldu ya, 2-3 tane daha çocuk oldu. Evet. Şu anda 21 yaşında olan, o ilk hani daha evlenmeden evet. önce olan çocuk ya da evlendikten sonra ama öncesinde hamile kalmıştı. Burada ikinci bir çocuk var. Efendim, üçüncü çocuk var, dördüncü çocuk var. Bunlar şimdi biri 21, diğeri büyükten küçüğe gidiyorum. 18 mi? Şu an birisi 16'ya 21, 16. Kızım 5'e gidiyor. Şu anda 13. Üçüncü kaç yaşında? 13 yaşında. Bu 13, bu da 8 mi? Evet. Bu da diğer 3'e gidiyor. 8 yaşında. Yani bu 13 yıl içerisinde toplamda 4 çocukları oldu. Bir tane de Kadriye'nin vardı ilk evliliğinden. O da sizin yanınızdaydı. Evet, o da bendeydi. 5 çocuklu bir aile olmuşlardı artık. Ama 2013 yılında telefonunda Kenan isimli birisiyle yazıştığını gördü. Zaten her şey ortaya çıktı. İtiraf ettiler yani. İtiraf etti. Bir görüşme yaşanmış, bir beraberlik yaşanmış. Ama Oktay, sen niye affettin? Çocuklarım için. Peki, ben her şeyi çocuklarım için sustum. Peki Kenan'ı affettin ve düzelteceğim dedi. Arkasında bir başkası daha çıktı. Ha, şimdi Kenan'ı affettin ama sen affettikten sonra Hüseyin diye birisiyle evet. Hüseyin diye birisiyle hem de kendi evinde evet yakaladım. Uygunsuz bir şekilde yakaladım. Yakaladın. Evet. Gene o insan kaçacağım diye kendisi Gebze'de yani raporları da vardır bunun yani adliyede. Şikayetçi oldun mu? Ben şikayetçi oldum ama. Ne diye şikayetçi oldun? Bu insanı uygunsuz halde yakaladığım yani, halde. Olayı anlattın evet, gelen polise. Evet, polis çağırdım ve polise teslim ettim o insanı ben o evde, o ikamette. Tamam. Karınla ne geçti aranda o olayda mesela ne nasıl bir konuşma geçti, ne yaptınız, nasıl niye affettin? Şimdi bir kere şuradan başlamalıydın. Kadriye'nin birinci eşi, Kadriye burada bir sadakatsizlik yaptı. Evet. Yani bu kadın bunu yapmaya elverişli tabii, bir kadın. Hadi dedin belki beni evet. işte çok sevdi bana yapmaz dedin. Ama ne oldu? Kenan diye birisi çıktı ortaya. Bunu da affettin. Ama orada işte telefon, yazışmalar vesaireler. Evet. Ama burada birebir tanık olduğun bir olay yaşadın. Onu da yakaladın. Evde onları uygunsuz şekilde gördün. Yine affettin. Yine sen affettim. Neden? Çocuklarım için. Yani bu aşmış ama çocukları artık. Aşmış ama artık yapacağım bir şey kalmadı. Aslında affetmemeniz gereken şey çocuklarınız için. Çocuklarım için affetmemem lazımdı ama çocuklarım bana çok yalvardı. Yoksa ben o gün yani bırakıyordum. Sen bu kadını çok mu sevdin Oktay? Ben sevdim. Doğruyu söyle. Sevdim, yalan değil. Yani sadece çocuklar için değil, biraz da kendin için mi bıraktın? Kendim için de ben sevdim. Ama şu anda nefretim. Herhalde canım. Şu an başka. Ama ben o dönemden hani üst üste yaşanıyor ya bunlar. Sonra Hüseyin vakası tarihi ne acaba? O 2013. O da 2013. O da mı aynı? Aynı. Ama sorduğunda da şu cevabı alıyor. Bak orayı atlama. O cevap çok önemli. İlk Kenan'la böyle bir yazışmalarını yakalıyor ya. Karısına hani ne oluyor diyor. Bir boşluktaydım boşlukta diyor. Bulundum diyor. Ne? Boşlukta bulundum diyor. Ben işe gittikten sonra ablasıyla beraber bunları çocukları okula gönderdikten sonra o adamı çağırırmış. Benim evimden çay kahve içerlermiş evimin önünden. Ve bunları bizzat kendi ablası anlattı bana. Hayır, bu da yakaladıklarınız yani boşluk olunca evet. Şimdi tabii nasıl biz, doldurulacağı? Şimdi biz tabii bunları ben buraya yazıyorum. Oktay'ı da dinliyoruz. Ama şu anda sadece iddia olarak dinliyoruz. Ama tutanakları varmış. Tutanakları da var bu şu anda. Her türlü tutanaklar var. Tamam. Hüseyin'le alakalı. Onları siz inceledikten tabii. sonra da zaten bizim çocuklar da baktı ama ben yine de iddia demek istiyorum bunlara. Hem aklımın ermediği için hem de o işin gereği olduğu için. Şimdi burada boşluğa düştü. Affettin. Sen zannettin ki tamam bir düzelir. Kere bir hata yaptı düzelir. İkinci de gözlerinle gördün yakaladın. Onu da affettin. Dedin ki artık bu sefer herhalde akıllanmıştır dedin. Ama 2013 yılında Kadriye, sonlarında evet. Kadriye yapacağını yaptı. Ne yaptı? Ne yaptı? Şimdi bana bir iki gün kendimi toparlamam için zaman ver dedi.
Yani hala artık bir beni şey isteyebiliyor sizden yani. Beni evden atmaya uğraşıyordu. Beni dışarı kovmaya uğraşıyordu. Kendi başına bir şeyler artık çeviriyordu. Yani ben artık bunu anladım. Yani peşini bırakmadım. 3 gün sana müddet dedim. Ben aşağıda bir amcanın evinde bitişinde kaldım. Ne müddeti veriyor? Evden git kafamı, kafamı dinleyeyim. Kafamı dinleyeyim. Sen de sakinle. Planları ayrıymış. Hmm. Ben fırında Gebze, fırında çalışıyordum. Fırında şoförlük yapıyordum. Ve her gün akşam sigarasına varana kadar, ekmeğine kadar, çocuklarımın yiyeceğine kadar kapıya bırakıp zili çalıp geçip amcanın yanında maksat kafasını dinlesin diyordum. Bir gün bir baktım kapı açık değil yani, ışıklar yanmıyor, perdeler çekili. Ekmeğe bıraktım, amcanın yanına geçtim. Ya amca dedim, kafama takıldı İrfan amca dedim. Bir bakayım dedim ben şu eve ya. Kapının kırık yerinden kapıya, cama elimi bir soktum. Anahtar arkada. Kapıyı açtım, içeri girdim. İçeri girdiğimde zaten gördüğüm manzara karşısında ben zaten yıkıldım. Ne evde eşya, ne çoluk çocuk, allacele her şeyi toparlamış gitmişler. Dediğim gibi Kadriye 2013 yılında bütün bu işte Kenan'dır, Hüseyin'dir vesairedir affedildi. Artık herhalde dedi, akıllandı dedi. Ama aynı Kadriye hemen devamında bana bir 3 gün müsaade et, kafamı dinleyeyim, sen de bir sakinleş dedi. Ve evdeki bütün eşyaları, 5 çocuktu o zaman, evet, kendi kızıyla, evet, beraber, 5 çocuğu da aldığı iddiaya göre Atalay isminde birisine kaçtı. Doğru mu? Evet. Hüseyin falan değil yani. Yok. Bu 2013 yılında oldu. Yani evli kadın zaten 99'da tanıştığı Oktay'la eşine ihanet, işte sadakatsizlik yaparak bir araya gelmişti. Bu 13 sene boyunca 2000-2013 arası sen Kadriye'nin tamamen sadakatinden emin misin? Yani bu kadın 13 sene, bir senede bu kadar şey yapan kadın 13 sene boyunca sana sadık kalmış mıdır? İnanmıyorum artık. Hmm. Artık şu anda hiç inanmıyorum. Çünkü bana her aradığımda, çocuklarımla görüşmek istediğimde diyor ki bu kızların babası sen değilsin. Ha, ne? Sen değilsin diyor bu kızların babası. Bizzat kendi 2013'te kaçıp gittikten sonra ben bizzat bunları buldum. Dur şimdi, oraya da gelme daha. Atılay'la kaçtı. Evet. Evdeki bütün eşyaları aldı. Evet. Kadriye çalışan bir kadın mıydı? Yok, hayır. Bütün o eşyaları sen mi almıştın? Evet. Evi sen İstanbul'da düzdün. Getirdim, evet. İstanbul'da taşındım buraya. Heh. Çocukların masrafını görüyorsun, evet. Kadriye'nin, evet, masrafını görüyorsun. Evet. Ama senin o böyle fırında ama şoför ama ocağın başında alın teriyle, evet, aldığın bütün, evet, eşyaları, her şeyi, çocukları toparladı gitti Atalay diye bir adama. Bir de bana şey bırakmış, bir küçük tüp, bir battaniye. Allah razı olsun ya. Eski bir demlik koymuş kapının önüne, üstüne de not yazmış senin hakkına düşen budur diye. Çay bizzat. Yok ama demlik. Boş, senin hakkına düşen budur, senin tek hakkın budur diye. Tamamen bomboş ev. Ya inanılır gibi. Gerçekten değil, değil ya, mi? Vallahi. Hakikaten inanılır gibi değil. Bu arada 2013'te bu Atalay'a gidiyor ya iddiaya göre. Bir yıl boyunca Oktay ne karısından, o arada daha nikahları devam ediyor. 2014'ün 4. ayına. Bir sene ama hiç haber alamıyorsun. Zaten bu 2013'te zaten daha önceki şeylerinde bana gitmiş zaten boşanma davası vermiş. 2013'ün sonuna doğru artık bu insanla vermiş. Bana bir yollar uydurmaya çalıştı. Ya benimle ayrılalım, boşanalım, yeniden evlenelim. Annengil gelsin beni yeniden istesin. Yok eniştemden istesin. Ondan sonra tuttu bana diyor ki beni zora koşmaya çalışıyor. Ben anladım zaten. Bir dakika, ben anlamadım. Atalay'a kaçtıktan sonra mı? Bir sene sonra Oktay'ı arıyor. Kaçmadan önce. Boşandılar mı? Oktay'ı arıyor. Daha boşanmadılar. Diyor ki gel parkta buluşalım, evet, diyor. Oktay da çocuklarını gör diyor. Şu an burada bulunma sebebi de o zaten. Aha. Çünkü daha hikayenin sonu gelmedi ama yine çocuklara dayanacak tabii ki bu hikaye. 2014 yılında bir sene gittikten bir sene sonra gel çocuklarını gör diye. 2014'ün 4. ayına. Seni neredeki bir parka çağırıyor? 2014'ün 4. ayına ben 99 milyon Gebze Aile Mahkemesi'ne para yatırdım ki tüm mesajları, konuşmaları çıksın diye. Adliyeden dışarıya çıktım. Ve beni aradı ablasıyla beraber. Ablasıyla beraber beni aradı. Gel dedi, konuşalım, yüzleşelim. Darıca'da bir kız öğrenci yurdunun yanındaki bir parka çağırdı beni.
Ben gittim. Kimle karşılaştın? Gittiğimden ablası Atalay Kaplan. Atalay'ın lütfen. Atalay, Kadriye Hanım ve bizzat Kadriye Hanım'ın elindeki siyah saplı bıçağı zaten gördüm ben. Ne? Bunlar zaten komployu kurmuş, beni ortada kaldırmaya zaten niyetlenmiş. Çocuklar yok ama değil mi yani? Çocuklar yok yanında. Hı-hı. Amaç çocukları göstermek değil yani. Amaç beni ortada kaldırmak ve ben ufak bir çakı üzerimdeydi. Atalay'ı bacağından zaten direktmen giriştiler. Sende de mi bıçak vardı? Ufak bir çakı vardı benim elma soyduğum çakı. Sen niye öyle götürdün onu? Ya her zaman meyve ve elma soyduğum bir şeydir. Ufak bir çakı vardı bende. Bacağına vurdum ve ben kaçıp gidip emniyete teslim oldum. Bir yıl tam cezaevinde yattım ben. Ve şimdi bu olay parkta çocuklarını göstereceğiz diye buluşup ablası ve kaçtığı Atalay'la beraber Oktay'a saldırmışlar. Ama durup dururken mi saldırdılar? Bu iddia ne kadar doğru? Sopa, tornavida, onu bilmiyorum. Bıçak niye? Olan bir insan neden niye gelir? Ne istiyorlardı? Yani bir evrak getirdiler, şunu işte boşanma evrakı, bunu imzala gibi bir şey mi? Yoksa durup dururken mi? Bunun cevabını alacağım ama bu hikaye daha bitmedi. Bu pilav daha o kadar çok su kaldırır ki. Yani en son gelen Oktay'a fotoğrafı da zaten gördüğünüzde bu kadarı da olmaz diyeceksiniz. Ama bir araya gideceğim. Aradan sonra kendisinden habersiz evlatlık verildiği çocuğunu bulmak için buraya gelen Şenay'ın hikayesinde inanılmaz gelişmeler var. 15 yaşındaki kayıp Hanife ile ilgili, 11 Ekim'den itibaren kayıp olan Hanife ile ilgili çok önemli gelişmeler var. Evet, nerede kalmıştık? Ben Oktay konusuna birkaç dakika daha devam etmek istiyorum. Seyircilerimiz bile yazmış tahtada yer kalmadı diye. Daha durun, daha durun. Evet, Oktay 99'da evli bir kadınla tanıştı. Evli olduğunu sakladı. Ta ki hamile kalana kadar. Dedi ki ben hamileyim senden dedi. İlk eşinden ayrıldı. Bir de kızı vardı. 2000 yılında nikah kıydılar ve Malatya'da yaşamaya başladılar. Sonrasında İstanbul'a geldiler. Nihayetinde Kadriye'nin ilk eşinden olan kızını da aldılar. Ve 2013 yılında kadar toplamda 4 çocukları oldu. 5 çocuklu bir aile olarak yaşamlarına devam ederken 2013 yılında Kenan'la denen bir şahısla yazışmalarını yakaladı. Yazışmanın ötesinde bir şeyler yaşanmış. Affetti karısını, çocuklarım için dedi. Devamında Hüseyin diye birisiyle evde uygunsuz vaziyette onları gördü. O zaman da affetti. Bir boşluktaydım, boşluğa düştüm dedi karısı. Allah Allah. Sonra tam da bitti her şey, herhalde düzeldi derken bir gün eve geldi ki Oktay Bey, bütün evin eşyaları 5 çocukla beraber toplanmış ve Atalay diye bir adama gitmiş. Ve ki ona da bir tane işte tüp bırakmış, küçük tüp, bir çaydanlık, bir şey, senin payına bu düştü diye adamın yıllarca kazanıp yaptığı şeyi iddialara göre almış ve Atalay'la gitmiş. Şimdi 2001 sene boyunca da haber alamamış. 2014 yılında gel buluşalım diyorlar. Parkta buluşuyorlar. Kadriye iddialara göre yanında kaçtığı adam Atalay ve Kadriye'nin ablası Oktay Bey'e saldırmışlar. Oktay Bey de Atalay'ı yaralıyor. Yaraladım. Ve bir yıl cezaevinde yatıyor. Zaten o bir yıl haber alamamıştı. Çocuklarını zaten görememişti. Bir yıl da cezaevinde yattı. Yıl oldu 2014 ve dedi ki cezaevindeyken boşadı. Çıktım. Cezaevindeyken boşadı seni. Evet. Şimdi de çocukların ona verildi. Ona verildi. Evet. Sen cezaevinde olduğun, evet, ve yaralama suçundan, evet, girdiğin için. Şimdi iki tane fotoğraf getireceğim ekrana. Yüzleri blurlu. Size bir tahmin hakkı vereceğim. Bu fotoğraftaki kişiler kim olabilir diye şöyle bir bakın sevgili seyirciler. Bu fotoğraflarla ilgili konuşacağız. Cezaevindeyken boşadı ve 6 yıl boyunca hiç, evet, haber alamadı. Çocuklarımı bulamadım. Evet. Görüşemedim çünkü adres değiştirdi hep. Cezaevinde dahi ben aile bakanlığına yazdım. Ve çocuklarımın bir an önce onun eline kurtarılıp yurda alınmasını. Ve o dilekçeleri de verdim. Ve cevabı geldi, İstanbul Valiliğinde bana cevap geldi. Çocukları Beyoğlu Çocuk Esirgeme Kurumu gitmiş ve gittiği adreste böyle biri olmuyor demiş. İnkar etmişler, ne yazık ki kandırmışlar.
Şimdi daha bitmedi. Orada da kaçıp başka yere gitmişler. Hikaye bitmedi efendim. Hikaye şöyle bitmedi. 6 yıl çocuklarını göremedi. İşte oraya buraya başvurdu, resmi makamlara başvurdu. Artık herhalde sana da bir yorgunluk, bıkkınlık geldi. Dedi ki ben en iyisi memleketime gideyim, yerleşeyim. Orada gelin bir hayat kurayım kendime dedi. Ama Kadriye boş durmadı. 2019 yılında Oktay'ı bir kere daha aradı. Dedi ki gel çocuklarını gör dedi. 2 yıl önce oluyor bu. Gel çocuklarını gör dedi. Bunun üzerine dayanamadı. Yıllardır görmediği çocuklarını görmek için Oktay ne yaptı? Malatya'dan kalktı. O zaman onlar Gebze'de miydi? Gebze'ye geldim. Gebze'ye geldi. 2-3 gün çocuklarıyla beraber oldu. Kadriye Hanım da zaten aynı evdeydi. Atalay'dan ekme yemiş. Yalnızmış. Çocuklarla beraberdi. Ve 3 gün boyunca beraber kaldık evde. Kadriye Hanım da oradaydı. Ve büyük kızım ve küçükleri 3 gün boyunca beni bırakmadılar. Yalvardılar baba ne olur yeniden bir aile olalım. Ve ben yine buna dayanamadım. Yine Malatya'da ev tuttum ve yapma. Çocuklarımı Malatya'ya taşıdım. Gerçekten yapma artık ya. Yani, 2019. Yaptım. 1, 2, 3. Yaptım. Evet. Yapma ya. Yaptıklarını anlatıyor yaptım. Adam ne evet, yapsın. Evet. Ama 2019 yılında Kadriye gel kal dedi. Gel çocuklarını gör dedi. Gitti 3-5 gün kaldı. Aynı evde kaldılar çocuklarla. Çocuklar da dedi ki baba geriden bir aile olalım dediler. Bu arada senin şu an 21 yaşında olan kızın ve Kadriye'nin ilk evliliğinden olan kızı da hala aynı evde miydi? Yok, o kaçmış, kocaya kaçmış. Hangisi? Kadriye'nin kendi evliliğinde, ilk evliliğinde olan kız 16 yaşında kocaya kaçmış. O zaman sen gittiğinde kaçmıştı kocaya. Evet, kaçmış. Peki senin kızın ne yapıyordu, orada mıydı? Oradaydı, çalışıyordu. Oradaydı. Aldın, evet. Kadriye ile beraber tekrar Malatya'ya döndünüz. Evet. Yeniden ev tuttun. Ev tuttum. Yeniden eşyalar evet. dizdin. Kendinin ufak tefek eşyası da geldi. Gebze Belediyesi'yle araç tahsis etti, getirdi. Ve geldi, yerleşti. 2019'un 6. ayın 15'ine geldiler. Ve eşyaları hep beraber düzdük. 3 ay çok iyiydi. Çünkü ben o gelmeden önce arabayla taklattım, kaza yaptım, ayağım kırıldıydı. Fabrikada çalışıyorum. Uykusuzluktan yolda kaza yaptım kendi aracımla. Taklattım ben, bir ayak kırığıyla çıktım. 2019'un 6. ayının 15'ine geldiler. Şimdi burada dur. Çünkü şimdi yeniden gelindi. Sen sıfırdan eşya mı düzdün yine? Ya yine benim eşyamı zaten o geleceğim dediğinde zaten vardı. Ben düzdüm eşyalarımı. Üstüne biraz daha ilaveler evet, yaptım. Evet, kendim eşyalarını da getirdim. 4 çocukla geldin. Evet. Kaç odalı bir ev tuttun? 2+1. 2+1 bir ev tuttun. Hala karını da affettin. Yine her şeye rağmen. Ve onu sevdiğin de belli. O zaman da onu seviyordun. 3 ay her şey şahane gitti. Şimdi bu fotoğrafa bir daha bakın. Bu fotoğraftakiler kim olabilir diyeceğim size ama buna sonra geleceğim. Ama ne yaptı Kadriye iddialara göre? Yine boş durmadı. 3. ayın sonunda Malatya'da yeniden sıfırdan dizilen evi ilk sefer olduğu gibi kamyonete yükledi. Evde hiçbir şey bırak. Yani soynası değil. Benim yanımda 1 yıl kaldılar. 1 yıl neyse. Evet, bir yıl ama sonuç gene aynı. Evet, sonuç kamyon da yandı kapıya. Eşyalar yüklendi. 4 çocuğu da aldı ve yeniden Atalay'a gitti. Atalay'a yine. 4 çocuk değil efendim. Büyük kızım ve 2 küçük kızım. Oğlum gitmek istemediği için çünkü 6 yılın özlemini çocuğum. Artık yaşadığı stresi, yaşadığı psikolojiyi demek ki yaşadığı bayağı bir şeyler var ki çocuğumun. Ama sen evde yokken gitti değil mi ben bu kadın? Ben evde yokken gitti. Oğlan ben gitmek istemiyorum dedi. Gitmedi oğlum. Gitmedi. Oğlum gitmedi. Ve ne yaptı benle bu kadın? Kaldı. Yeniden Atalay'a kaçtı. Şimdi burada virgülü koyuyorum. Çünkü bu iddiaları sadece Oktay'dan dinledik. Tabii ki de devamı var. Ama bunda Kadriye'nin ve Atalay'ın da tabii ki cevap vermesi ve bu konuları konuşuyor olmamız lazım. Çünkü çocuklarını yine göremiyor. O bir yılın sonunda bir şey merak ettim. Giderken yine böyle bir tüp bir şey mi bıraktı gitti? Ya zaten eşyalar satmış. Ben yine iyi kötü eşyalarımı aldım. Yani oğlumla beraber yaşıyorum şu anda. Oğlum lise 2'ye gidiyor ve dersleri güzel. Ve her seferinde şu anda da yine de arıyor. Çocuğumla görüşmek istiyorum diyor. Tabii annesidir görüşebilir. Ama benim çocuğum istemiyor. Ama iyisi gelse gene kabul edecek misin? Dur şimdi dur. Burada artık bu bitti. Konuya virgül koyacağım ama 16 yaşındaki oğlun seninle evet.
Ama 13 yaşındaki ve 8 yaşındaki çocukları yine o eşyalarla beraber aldı gitti. Öbür kız da vardı o zaman. Aldı gitti ve Atalay'a gitti. Peki ne oldu acaba? Büyük kızın bir... Bunu pazartesi günü daha enine boyuna konuşacağız. Çünkü tahtada yer kalmadı. Yani kesme sebebim o. Daha çünkü tahtada yer kalmadı. Efendim. Daha kalmayacak. Şenay Kale bize dedi ki benim dedi bir adamla beraberliğim oldu. Fakat ben adamın evli olduğunu öğrenince ondan ayrıldım. Bir baktım ki bebek bekliyorum. Sonra ben bu çocuğu dünyaya getirdim. Sonra da bir başkasıyla evlendim. Onunla geçimsizliklerimiz oldu. Can havliyle bizi sokağa attı. Çocuğumu da mecburen o adamın evinde bıraktım. Ama 3-4 gün sonra geldiğimde çocuğum yoktu. Evlatlık verildi. Bugün 19 yaşında olması lazım. Ben benden habersiz evlatlık verilen oğlumu arıyorum diye geldi Şenay. Şenay'ın hikayesiyle devam edelim. Hatırladım. Öyle güzel bir yüzü vardı ki. Ben onu ay yüzlüm diye seviyordum. Seni öyle çok özledim ki. Şu 17 yıldır. Yürek Burkan bu hikayenin her anında zorluğu, acıyı, mücadeleyi, hasreti hissedeceksiniz. Bu adamla evlendi. Güvenerek evlendi. Evlendi. İnandım. Evlatlık vermiş çocuğu. Oğlunun adı bile değişmiş. Çocuğun ismini değiştirmişler evet, galiba alanlar. Tabii. Alan aile adını ne koymuş? Hakan. Gerçek babası kim? Bundan Tevfik'in haberi oldu mu? Hayır yoktu. Oğlum. Görkem ya da Hakan. Gel oğlum beni gör. Ben buradayım. Ben seni bırakmak istemedim. Şenay Hanım yıllar sonra ilk defa kiminle yüzleşecek? Birazdan. Evet efendim şimdi bu tahtayı tabii bu kadar kalabalık yazınca silmesi de bayağı uzun sürüyor. O yüzden kameraya yakalanabiliyorum. Siliyorum çünkü neden? Yeni bir şey yazacağım. Ve soracağım tabii ki. Şimdi Şenay'cığım sen dedin ki bize ben Tevfik adında bir adamla evet, doğru. tanıştım. Bir beraberlik yaşadım. Aynen. Ama onun öncesinde benim çok iyi bir hayatım yoktu. Evet. Bazı sıkıntılarım vardı. O sıkıntıları da maalesef kötü tecrübelerle yaşamak tabii, zorunda evet. kaldım. Ben üstü kapalı söylüyorum. Anlayan tabii ki anlamıştır. Maalesef... kötü tecrübeler yaşamış Şenay. Şimdi Şenay sen bana bugün senin oğlunla ilgili tabii ki önemli gelişmeler var. Onları bir konuşacağız. Yüzün gülüyor biliyorum ama önce bir hikayeni şöyle seyircilerimize de bir hatırlatmak istediğim için senden bir dinlemek istiyorum. Tevfik dediğin adam evet. senin hayatında... Bir evlilik olmuş muydu Tevfik'le tanışmadan önce? Beraberliğimiz oldu, benim mi? Benim, senin? Evet. Tevfik'ten olmuş. Önce? Tevfik'ten önce. 13 yaşındayken, tabii 13 yaşındayken babam evlilik hayatı verdiydi, birine verdiydi. İsmini vermeyeyim çünkü o da bir evlilik. Nasıl? Senin baban 13 yaşındayken? Evet, 13 yaşında birisiyle... verdi. Evlendirdi, küçük yaşlar. Nikah yapamadı mı? Yaptılar. Bir yaş büyüttüler. Normalde benim... 13 yaşı mı diyorsun? Evet. Normalde benim resmi yaşım nikah mahkem... Mı? Resmi nikah mı oldu? İmkansız ki Şenay bu yani. Bu şöyle bir şey imkansız. Var. Bir yaş büyüttüler. Mahkeme kararı... Canım bir yaş büyütse, 3 yaş büyütse de evlenemezsin Şenay. Mahkeme kararıyla... 16 yaşını ikmal edersen 80... ancak ve ancak ailenin muvaffakati ve mahkemenin izniyle evlenebilirsin. Aynen. O zaman vardı. Ailem vardı. 13 80... yaşındasın Şenay. Bir saniye anlatayım. Normalde 82'liyim ben. Babam bir yaş büyüttüler, 81 yaptı. Normalde ben tamam, şu anda... 14 oluyorsun işte. İşte bir yaş, 14 işte bir yaş büyütünce 14 oluyor. İmkansız diyorum sana. Teknik olarak imkansız evlenemezsin. Ya, vallahi yani bir yaş büyütüler. Hukuk aykırıdır. Yani. Resmi nikah yapılmadan din nikah yapılamaz. Bir din nikah yapılmış o da geçerli değil ama. Köy hayatında, yani köyde muhtar kıyıydı biz hatta. Bayağı böyle defter geldi, memur geldi. Aynen evet. Böyle köyde. Nikah kıyıldı. Evet kıyıldı. Peki... Diyelim ki sen yaşını yanlış belki hatırlıyorsun. Tabii. Gerçekten imkansız bir şey söylüyorsun şu anda. Ama o adamla evliliğin X kişi diyelim buna biz. Hı-hı. Adını vermeyelim hadi. Ne kadar sürdü evliliğin? 4,5 sene. 4,5 sene. Bayağı.
4,5 yıl evli kaldın. Aynen, evet. Çocuğun var mı burada? Hayır, yok. Yok. Sonra sen o burada çok konuşmak istemediğimiz bir hayata girdin. Köy, evet. Neden? Ayrılık. Annemi 98'de annemi kaybettim. Annem toprağa girince babam da hepimizi dağıttı. Eşimle aramızı falan bozdu. Öldü. Gerçi kendisi de gitti artık ama. Hani ondan ayrıldıktan sonra halamgilde akrabalarımda... Ya bir yerlere sığamadın. Sığamadım. Sokaklarda kaldın. Aynen, evet. Sonra maalesef hoş olmayan ilişkiler vesaireler, evet, yaşandı. Evet. Ve sen Tevfik'le tanıştın. Tevfik'le seni kim tanıştırdı? Teyzesinin kızı vardı. Adını onun teyzesinin kızı. Evet, teyzesinin kızı. Normal bir arkadaş, hani arkadaştık kızla. Teyzemin dedi oğlu var dedi, öyle diyeyim. Ben dedi geldi, konuştuk, şey yaptık, anlaştık, beni köye götürdü. Ben bu durumlardan... Şener, şunu sormak istiyorum. Hani sen o anda bir uygunsuz da olsa bir hayat yaşıyordun ya. Aynen, evet, o hayata kaç. Bunu biliyor muydunuz? Yani evet, senin, tabii biliyordu. Biliyordu, bilerek yani, kabul etmişti. Şu muydu, ben seni o hayattan kurtarayım. Tabii o hayattan kurtarayım. Hani çocukları vardı iki tane çocuklara karşı kimse yok diye. Ama evli değildi diyorsun, bilmiyordum. Ben evli değil diye biliyorum. İki tane çocuğu vardı, karısıyla ayrıldım dedi bana. Hı. Karımla ayrıldım. Sen dedi gel dedi, çocukların başında dur dedi. En azından dedi hani anne sevgisi görür, bakan bir insan olur. Benim de çocuk olmadığı için. Sana sahip çıkacağım dedi. Aa, evet. Olay Eskişehir'de yaşanıyor. Tabii, evet. Seni aldı, köye götürdü. Hı, evet. Köye kime götürdü seni? Eve, kendi evi varmış. Kendi evine götürdü. Akrabaları, annesi, babası. Yok yok, önce kendi evine götürdü. Kendi evine, iki, hı, çocukla beraber. Evet. Sonra işte annesi vardı. Annesinin yanında, köyün tam içinde oturduğumuz ev köyün dışındaydı. Köyün içine götürdü. Anne de böyle böyle bununla dedi. Ben de şey yapacağım. Ama aynı zamanda zaten nikahı varmış. Bana dedi ki ben de ayrıldım dedi. Nafaka davası açtı dedi eşim dedi. Annesi de mi söylemedi sana? Hayır, hiçbir şey söylemedi. Oğlum evli demedi mi? Hayır hayır, hiçbir şey demedi. Söylemedi. Ve sen... Onun evli olduğunu öğrenince ayrıldın ondan. Eve getirdi. Karısını getirdi. Tabii getirdi. Bana dedi ki 6 ay boyunca işe gidiyorum diye gitti bu. 6 ay boyunca o kadınla tekrar hayat kurmuş. Eve geri geldiler. Çocuklar evi eşyaları almaya. Bu dedi benim dedi ilk karım dedi. İsim vereyim. Verme gerek yok. İlk karım dedi. Benim dedi ben dedi çocuklar için dedi geri birleştim. Senin dedi üzerine kuma alan dedi. İkinci bir kadın olarak kalıyorsan aynen, kal dedi. Aynen. Sen de hayır dedin yani. Ve gittin. Gittim, evet. Gittin ama bir süre sonra hamile olduğunu öğrendin. Senin çocuğun şu an aradığın ve ikinci eşin tarafından yani sonra gidiyorsun. Evet. 61 yaşındaki Bilal'le evleniyorsun sen. Evet, doğru. Ve sen şu anda 40 yaşındasın. Ve bir çocuk dünyaya getiriyorsun. Tevfik'in olduğunu söylediğin. Hı. Çocuğun doğum tarihini tam olarak biliyor musun? Evet. Yıl 2002. 30 Ağustos. 2002 yılında bir erkek bebek dünyaya, evet, getiriyorsun. Sen bu çocuğu dünyaya getirdiğinde bu Adil'le evli miydin? Yok. Çocuk dünyaya gelmişti zaten. 9 aylıktı çocuk. Çocuk 9 evet, aylıktı. 9 aylıktı. Sen bu Adil denen kişiyle, Bilal denen kişiyle tanıştın. Hı hı. Çocuk 9 aylıktı. Evet. Bilal de dedi ki tamam o çocuğu da üzerime alıyorum ben, evet, dedi. Evet. Ve sen evlendin onunla, resmi nikah yaptınız. Ve sen bir anda Bilal'in 42 yıl hüküm giymiş, evet, cezaevinde yatmış, evet, devamlı, çok farklı suçlardan bir adam olduğunu öğrendi. Ya hiç evlenmemiş. O da cezaevinden olduğu dolayı hiç evlenmemiş. Bekardı. Hiç evlenmemiş. Bana dedi ben dedi evlenmedim. Hani evlenmek istemedim dedi. Meğerse karakola gittiğimde karakolda bütün GBT'sinde dosyaları 6-7 tane dosyası vardı adım. Hı. Polisler öyle dedi çünkü. Ve sen bunun üzerine sorun da yaşadığınız için bir gün seni ve kız kardeşini
evden attı. Çocuğu da bırakıp canavliyle çıktınız. Evet. Bana şunu söyleyebilir misin? Tevfik'le bir beraberliğiniz oldu ya, sonra evli olduğunu öğrendin. Tevfik'i senin ailenden kim tanırdı başka? Kimlerle tanıştırdın ailenden? Ailemle sadece küçük kız kardeşim. Kız kardeşinle tanıştırdın. Küçük kız kardeşim. Kız kardeşinle tanıştırdın. Evet. Fatma'yla. Kız kardeşin Fatma, doğru mu? Evet. Onunla tanıştırdın. Sonra Adil, neydi ya? Bilal. Bilal'le evlendin. Bilal yine Fatma hayatınızda, kız kardeşin. Evet. Ve sen dedin ki bize dün, Bilal bana, ben aslında senin kız kardeşine aşığım dedi. Gerçekten söyledi mi bunu? Söyledi. Ben de seni dedi tutmamın sebebi dedi, kardeşin için tutuyorum. Kız kardeşin için. Hı. Tevfik'le ama Fatma arasında böyle bir şey yok, olmadı. Hayır, hayır. Yani onu suçlayacağın bir durum olmadı değil mi? Yok, hayır. Peki, şimdi sen 2002 yılında diyorsun, ben oğlumu dünyaya getirdim. 9 aylıkken de Bilal'le evlendim. Hı. Bilal de üzerine aldı. Fakat büyük kavga kıyamette biz gittik kardeşimle. 4 gün sonra ben eve geldim, oğlum yoktu. Ve aradan 19 sene geçti. Evet. Sana dedi ki ben onu bir tanıdıklarımıza bıraktım. Ve gelecek, bakacak, bakıyorlar vesaire. Sonra da evlatlık verildiğini öğrendin. Aynen. Ama ben de dün dedim ki peki bu çocuğun bir de babası var. Tevfik diye bir adam diyorsun. Şimdi sen bu çocuğu 2002'de dünyaya getirdin. Tevfik'ten ayrıldıktan sonra yani neredeyse... Bir yıl falan bir boşluk var. Evet. Niye gidip de Tevfik Bey'e ben senin bebeğini dünyaya getirdim. Bak senin bir çocuğun var. Bunu nüfusuna al demedin de elin adamının nüfusuna verdin. Bir de şöyle bir şey var. O zaman hani cahillik bir de üstelik yani evli iki tane daha çocuğu var. Yani, bilmiyorum o anda ne düşündüm de öyle bir şey oldu. Hiç... Şimdi bana lütfen şunu söyleyebilir misin Şener? Şimdi senin Tevfik'ten önceki ve ilk eşin Hüseyin'den sonraki o aradaki hayatın maalesef... Boşluk. Pek kötü yani, pek iyi değil. Yani sayısız insanla görüşmüş olabilirsin. Şimdi bu çocuğun Tevfik'ten olduğundan %100 emin misin sen? Şöyle söyleyeyim, o süre zarfında zaten Tevfik'ten başka insanlarla kimse beraber olmadı. Olmadım. Hayır. Ve çocuk 2002 doğumlu. Evet. Peki. Şimdi sana bir sürprizim var. Sen Tevfik'le, Tevfik'i görsen tanır mısın mesela? Herhalde tanırsın. Herhalde. Tanırsın. Abi. Nerede yaşadığını, ne yaptığını bu yıllar bilmiyorum içinde biliyor musun? Yıllar içi hayır. Hiç bilmiyorsun. Hiç bilmiyorum. Yani sen 2002'de ayrıldın ondan. Evet. Bir daha da hiç görmedin. Hayır, hiç görmedim. Merak da etmedin. Onun da iki çocuğu var diye çocuğunu götürüp... teslim de etmedin ya da söylemedin. Hayır. Tevfik hiç duymadı çocuğu olduğunu. Hayır. Hiç. Şöyle söyleyeyim. Belki öğrenmiş olabilir çünkü neden belli bir zaman sonra bir kere bana yanlış hatırlamayayım bir kere beni telefonda aradı dedi neredesin? Bir kere aradı. Ama sen çocuktan bahsetmedin ona. Hayır. Hayır. Yani 2002, 12, 22, 19 senedir Tevfik diye bir adam bir çocuğunun olduğundan habersiz yaşadı diyorsun. Emin misin? Öyle. Dün de öyle söyledin. Evet. Peki Tevfik diğer stüdyoda. Tevfik Bey merhaba. Merhaba Serap Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Tevfik Bey, şimdi 2002 doğumlu bir oğlunuz varmış ve siz bunu hiç bilmiyormuşsunuz. Bizim yayınımızda herhalde öğrenip bizi aradınız. Daha önce hiç duydunuz mu bir oğlunuzu dünyaya getirdi Şenay? Evet, duydum. Duydunuz? Duydum. Ha. Nasıl duydunuz? Bakın baştan söyleyeyim. O çocuğun önce bir benim olmadığını dile getireyim. Şenay Hanım diyor ki Tevfik'le Fatma'nın hiçbir ilgisi olmadı diyor. Neden iftira attı beni 10 seneye mahkum etti, 4 yıl boyunca cezaevinde süründürdü bana... Vurdun. Emin misin? Buyurun araştırın Hasan Bey. Arkadaşlar, ben neden yargılanmışım, neden cezalanmışım?
Emin misin? Evet. Stüdyonun sesini. Evet, eminim. Nasıl emin olabiliyorsun? Sen kardeşine... Nasıl emin olabiliyorsun? Sen kardeşine... Benim kardeşimin hayatını kararttın. Nasıl emin oluyorsun? Ben de şey olmasın diye bir konuşuyorum. Hani az önce aramızda bir şey yoktu? Ya nasıl söylüyorsun? Benim kardeşim şu anda evli. Senin yüzünden, bak senin yüzünden benim kardeşim şu anda beni izliyor. Ve psikolojisi bozuk. Nasıl izli konuşabiliyorsun İşte sen? İşte senin yüzünde de senin o benim yüzünden mi? Evet. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak. Bir şey söyleyeyim mi sana Tevfik? Söyle. Bizim hayatımızı bu şekillere getiren sizlersiniz. Buraya çıkıp da bana sen şöylesin böylesin diye bir hakkın yok. Duydun mu? İnsan olsaydın çıkmazdın. İşte hani aramızda çıkmazdın. Bir şey yoktu. Ben sana insanlık yapıyorum. Yine söylemiyorum bak. 4 senedir cezaevinde yatmadın. Boşuna yatmadın sen. Başı oldu çocuğumu kaybedeyim sen bir de. Bir dinler misin? Yine sensin, yine sensin. Bak suçlu adam her zaman bağırır. Dinler yine sensin. Sakin ol. Bak Tevfik Bey ne kadar sakin. Hiç de sakin olmasın. Yaptı, iftira attı diyor. Benim kız kardeşimi, küçük kız kardeşimi ben İstismar etti. İstismar etti diyorsun. Aynen yaptı. Benim kardeşimi özür dilerim. Tamam söyleme hayır. Hayır. Şenay ben sana biraz önce bir soru sordum. Dedim ki Bilal Bey için diyorsun ki senin ben asıl kız kardeşini seviyorum. Aynen, seni onun için tutuyorum. Arkasından şu soruyu sordum. Peki Tevfik Bey'le kız kardeşin arasında da böyle bir şey geçti mi? Suçluyor musun şöyle onu? Bir şey var. Hayır, öyle bir şey olmadı dedin. Ama sen o yıllarda Tevfik Bey'le ilgili kız kardeşine istismarda bulunduğuna ilişkin şikayetçi olmuşsun. Evet, ve Tevfik Bey siz de anladığım kadarıyla bu suç oluştuğu için 4 yıl cezaevinde yatmışsınız. Aynen yattı. Evet. Ben o suç oluştuğu için değil. Bu suçu yediğim için ailem beni dışladı. Kimse gelip de o tarihte nerede olduğumu ispatlayamadım. Ben 24 yıl bu müebbetle yargılandım. Bak Hasan Bey bilir onu. 15 yaşındaki altındaki bir kız çocuğuna girmek çok ağır bir cezadır. Hakim bana dedi ki oğlum parmak ucuyla tutabileceğim bir kanıt dedi. Kendisi de bizzat vardı orada. Yoktu, kimsenin dışarıda yoktu bana yardım edecek. Nasıl yardım edecek? Sadece bununla olamaz diye düşünüyorum Hasan Bey. Konuşabilir miyim? Yani bir saniye. Bir saniye, ben kendimi bir savunayım. Ben kendimi aklamaya tamam, geldim. Tamam, bir devam edin siz. 7 yıl istismardan 3 yılda alıkoymadan bana ceza verdiler. Alıkoymanın sebebi neydi? Alıkoymayı ben size anlatayım. Kız kardeşini yurttan alıp getirdi, karakol zoruyla ben götürdüm, teslim ettim. Kızı ben alıkoymuş oldum. 3 yıl oradan ceza yedim. Oldu mu olmadı mı? Ben sana yalvardım mı yalvarmadım mı? Kız kardeşini götürelim, bak bu senin çocuğun değil, alamazsın dedi mi demedi mi? Sen ağlayıp zırlayıp da götüremezsin dedi mi demedi mi? Ya biz ayrıldıktan sonra sen çocuğa demişsin ki, ablan evde, bak çocuğa demişsin ki. Mikrofonu tutmana gerek yok. Ablan evde, bak ablan evde demişsin. Seni bekliyor. Özledi ablan demiş. Senin için ağlıyor demişir. Ve çocuğu kandırarak götürmüşür. Yalan aha burada telefonuna bağlansın kız kardeşim. Hepsini tek tek konuşuruz. Şenay, madem öyle. Biraz sakin ol. Ben şimdi Tevfik Bey sizden bir şey rica ediyorum. Ben biraz boşa gitmek istiyorum. Sizi Şenay'la kim ne amaçla tanıştırdı? Bakın, çünkü o dönem Şenay başka bir hayat yaşıyordu. Siz daha iyi biliyorsunuz. Bakın Serap Hanım. Evet. Teyzem yok. Teyzemin kızı da yok. Araştırabilirsiniz. Benim teyzem yok. Teyzenin kızı yok mu? Yok. Emin misin? Evet. Adı ne? Benim teyzem teyzemin kızı değil. Peki o zaman? Tamam, dayınızın oğlu tanıştırdı ya da onun karısı tanıştırdı. Evet. Peki siz biliyor muydunuz Şenay'ın o dönem bir saniye, ne, nasıl bir hayat yaşadığını? Ben bir baştan bir size anlatayım. Baştan, en baştan anlatayım size. Konu dağılmasın. Evet. Şimdi ben eşimden ayrıldıydım. İki tane çocuğum vardı, biri 6 aylık. Kimse çocuğumu kabul etmiyordu. Evet. Annem rahatsızdı, yaşlıydı, gözleri görmüyordu. Doğru düzgün. Denize düşen yılana sarılır ya. Bana dediler ki bu kız kötü yola gidiyor. Gel seni tanıştıralım, bu kıza sana alalım. Günahtır, yazıktır dediler. Evet. Aldım, kabul ediyorum, götürdüm. Bir gün eve geldiğimde bir soru... Yakaladın sen beni. Mikrofonuna dokunma. Kendine yakaladın sen beni. Dinle. Rahmetlik oldu.
Söylüyor, söylüyor. Bir dakika Şenay. Dinler misin ya? Bir dinle ya. Bağırmadan dinle. Bak ben ne güzel dinliyorum. Evet. Yusuf diye bir arkadaşla bana süt getirdi diye gece 11'de benim evimde ne işi vardı? Kim? Yusuf. Yusuf kim ya? Şöyle kara bir şeydi. Rahmetli kim oldu lan, gitti. Kim o? Ben o insanı tanımıyorum bile. Sen bana kalkmışsın. Ne diyorsun ya? Süt getirdi demedin mi? Kapının önünde kavga etmedik mi seninle? Kimle kavga ettim ben ya? Benle. Niba'dan burada ne arıyordun? Sen dedin ki süt getirdi çocuğa dedin. Hatırlıyor musun? Hangi çocuğa? Senin çocuğuna mı? Evet. Sen bunu hatırlıyor musun? Senin çocuğuna. Yani karısından olan, öbür karısından olan çocuğuna. Evet. Senin çocuğuna süt getirmiş. Benimle niye alakası gece, var kardeşim? Gece 11'de ne sütü? Yahu seni anan gönderiyor beni çocuğun, senin çocuğuna hayır, sütü. Benim anam parasıyla alıp gönderiyor. Ya seni anan... Başkasının benim çocuğun başkasının getireceği süte ihtiyacı yoktu ki. Sen farkında mısın iyice zıvaralar çıktın? Yok. Ya bunun için tartışmışsınız ya zaten. Sanki ya, ilk defa duyuyormuşsunuz. Hayır, hayır. Bundan dolayı tartışmışsınız ya. Şenay ya sanki ilk defa duyuyormuşsunuz. Bana dediği kelime ne biliyor? Bundan dolayı ilişkiniz bitmiş. Bak, ya adam hayır, diyor ki, ya. Adam diyor ki gecenin 11'inde evet. Sütçünün benim evimde sütçü ne değil, işi var? Serap Hanım sütçü değil, köylünün biri. Köylünün biri ne işi vardı benim evimde diye bir şüpheye kapılmış. Anası gönderiyor bu sütü. Sütçü diyorsun ya Tevfik Bey. Kendisi anası gönderiyor sütü, o çocuk durmuyor diye. Ha sen sütçü diyorsun ama adam sütçü falan değilmiş. Değil. Ha, ya sütü anan gönderiyor ona. Ana nasıl değil ya? Adam vefat etti zaten. Peki ne? Siz orada bir şüphe mi duydunuz Şenay'la? Bir şüphe sadece bir şüphe değil. Kız kardeşi özellikle kız kardeşi bana defalarca söyledi. Diyor ki Fatma'dan hariç kimse Tevfik tanımadı. Biz seninle senin köyüne gitmedik mi? Ne? Senin köyüne gitmedik mi seninle? Öbür ablanla tanışmadık mı? Bir tek Fatma tanıdı dedin ya Tevfik'i. Öbür ablanla tanışmadık mı? Seyit Gazi'ye gittik mi gitmedik mi? Biz seninle gittik mi köyüne? Evet. Şenay ya aa, sen de hiçbir şey mi hatırlamıyorsun? Evet. Bırak şu mikrofonda oynama. Şenay Hanım'ın derdi çocuk mucuk değil. Ne? Şenay Hanım çocuğun iyi bir aileye verildiğini düşünüyor. Zengin bir aileye verildiğini ne koparabilirim peşinde. Ben Şenay sana Hanım bir şey daha önce, eğer daha önce bana bak, yaptığını bir dakika. Şimdi başkasına yapmaya çalışıyor. Senin kız kardeşin yüzünden kaç kişi cezaevine girdi? Ne? Kız kardeşin yüzünden kaç kişi cezaevine girdi? Kaç kişi cezaevine girdi mi? Yani evet. Sen kız kardeşinle ilgili ya. Dinle bir, Şenay bir dinle. Demek istiyor ki ben şöyle anlıyorum. Sen kız kardeşinle ilgili pek çok kişiye iftira attın. Sen onun yüzünden cezaevine giren adamlar oldu mu diyorsunuz? Bakın ben ailevi konuları, ölmüşleri karıştırmak istemiyorum. Hı. Yani ucu birinci sınıf derece yakınlarına iftira attın. Beni ihfal etti, kız kardeşimi ihfal etti diye. Daha önce de benimle evliyken de bunu söylediydin bana. Sonra mahkemede ben bunu söyleyince sen dedin ki o daha önce yaptı kız kardeşimi, bu daha sonra yaptı dedi. Hatırlıyor musun? Benimle beraber cezaevine girip de... Sen mevzuyu aşıyorsun. Mevzuyu çok aşıyorsun. Sen kendi hakkını savun burada geliyorsun. Niye? Kendi hakkını savun. Bana kalkıp da yok burayı karıştırma bana. Niye? Buraya niye için geldin sen? Niye? Niye için geldin sen buraya? İşte ben hakkımı savunmam için çıkması lazım bunların piyasaya. Niye geldi biliyor musun? Söyleyeyim mi ben niye geldiğini? Bu çocuk o Tevfik'ten dedin ya. Evet. Eğer ondansa sahip çıkmaya. Evet. Ama şöyle bir şey var. Sen dedin ki... Tevfik bunu hiç duymadı, bu çocuğu hiç bilmiyor dedin. Ama sen Tevfik Bey 2003'te cezaevinde 99... 2002'de. Ne zaman girdiniz cezaevine? Ben 2000'de girdim cezaevine. Ha, 2000'de cezaevine giriyor, 2004'te mi çıkıyorsunuz? Evet. 2000 ile 2004 arasında... Çocuk da 2002 sen... doğumlu, nasıl benim oluyor? Bu bir. İki gün varsa arada mümkün değil. Bir şey daha söyleyeceğim. Sen Tevfik hiç o çocuğu bilmiyor dediğin Tevfik Bey'e dava açıyorsun. Evet. Çocukla ilgili babalık davası. Bu adam cezaevindeyken DNA örneği veriyor. Ve fakat sen o duruşmaya gitmiyorsun. Gitmiyor değil Serap Hanım. Samsun'un Vezir Köprüsü'nde başkası birine kaçtı gitti. Yani 3-5 tane yaptı. Halen de şu anda Eskişehir'de biriyle beraber, aynı o şeyde beraber yaşıyor. Sen 3 seferde benim iş yerimin önünden geçtin. Ben sana bulaşmamak için sırtımı döndüm, sırtımı. Bakın, ben bir evlilik yaptım. Evet. Ben gayet huzurluyum, mutluyum.
Eşimi çok seviyorum. Eşinize geri mi döndünüz? O dönem ayrı yaşadınız. Hayır, değil, değil. Ha, boşandınız ondan. Tabii ki ya. Ben bunu göndermek için o kelimeleri kullandım. Hmm. Ha, çünkü bir geliyorum, köylüm yakalanıyor. Kız kardeşi diyor ki, senin dayının onunla birlikte oldu diyor. Yok diyor, filanca isim vermeyeyim, çocuk... Dediler. İftira atma. Duydun mu? Sen kendi adını temizlemek için benim adımı iftira atma. Ya senin adın... İftira atma, senin kapı gibi derdinde. Şenay, Şenay. Çocuk Tevfik Bey'den sen değilmiş. Sen 2000 yılında cezaevine giren bir adama bu çocuk senin dersen, 2002, çocuk 2002 doğumluysa 2002, sen ona iftira atmış. Bak o zaman sen ona iftira atmış oluyorsun. Bak. Bakın Hasan Bey. Eğer çocuk 2002 doğumlu ve bu adam 2000'de cezaevine girmişse iftirayı o adam sana değil, sen ona atıyorsun. Şu an öyle görünüyor. Tekniğe bakarım ben. Teknik olarak 2002'de doğumluysa bu çocuk bu adamdan o olamaz. Bir de, Hasan Bey. Sen mi yalan söylüyorsun? Bir de bir şey daha söyleyeceğim Tevfik Bey, pardon. Şimdi Tevfik Bey tam olarak tarih veriyor. Diyor ki biz 1998 yılının 11. ayında tanıştık diyor. 11. ayda tanıştık Şenay'la. 99'un, evet. 1999'un 4. ayında ayrıldık diyor. Yani Nisan ayında ayrılıyorlar. 4 ay oradan, 1 ay da buradan, 5 ay toplamda. Bir beraber aynı çatı altında oluyorsunuz. Aynı çatı altında kalmadık Serap Hanım. Ben lokanta çalıştırdım. Ben gurbetteydim. Ha, onu köye bıraktın evet. Çocuklara baksın diye. Evet. Dolayısıyla teknik olarak 99'da ayrıldığın bir adamdan, bir daha da görüşmediğin bir adamdan 2002 yılında nasıl çocuk dünyaya getirebilirsin? İki, bu adam 2000-2004 yılları arasında, 2000-2004 yılları arasında cezaevinde zaten. Nasıl 2002'de senden çocuğu olabilir bu adamın? Ve sen bu adam ilk defa duyuyor dediğin halde sen adama davalar açmışsın, DNA'lar verilmiş. Bak, DNA bile vermiyor. Serap Hanım. Ya. Vermiş efendim. Serap Hanım. Efendim. Sorar mısınız? Eskişehir'in isim vermeyin. Mali bir gazetesi var. Oraya da yayın yaptı mı benim hakkımda bulamıyorum diye. Yaptın mı? Buluruz. Çocuğumu biz. Organ mafyaları kaçıracak diye. Yer... Yaptın mı? Yani evet. Eskişehir'de yerli bir evet. gazeteye, yerel evet, bir yaptım. Gazeteye. Evet yaptım. İyi. Adamlar peşime gönderdi insanları. Sen Vezir Köprü'deyken ben cezaevinde... Vezir Köprü'deyken değil kardeşim, sen ne yapıyorsun ya? Bir dinle dinle. Sözümü bitireyim lütfen. Ben seni aradım. Aramadın mı 4-5 kere? Başka biriyle yaşıyordun. Bir iki kere telefonla aradın evet, evet doğru. Çocuk madem senin diyorsan gel bak, sen oradan mahkeme verdin, DNA testi istedin, gelmedin. Ben DNA testi falan istemedim ya. İstedin, babalık davası açtın bana ya. Ya farkında mısın? Şenay, ben yapmadım şeyi ya yaptım. Ya ben kelepçeli atlıya gittim kelepçeli. Şenay, elimizde belgeler var ve sen bunları hatırlamıyor musun ya da Serap hatırlamıyor Hanım, gibi mi yapıyorsun? Serap Hanım bakın bakın, teknik olarak 30 Ağustos 2002'de bir çocuk doğduysa anne karnına düştüğü tarih 9 ay 15 gün geriye evet. gidersiniz. 2001'in ocağı, şey 2002'nin ocağı veya da 2001'in aralığı. Dolayısıyla bu adam 2000 yılında cezaevine girip de 2004 yılına kadar oradaysa 2001'in aralığı ve 2002'nin ocağında da cezaevinde. Bu adamdan olma ihtimali yok zaten. Sıfır. Sıfır, sıfır, sıfır. Sıfır. Ve sen bu adama... Neyi konuşuyoruz hala Şenay? Dava açıyorsun. Arkasından bu adam elleri kelepçeli gidiyor, DNA örneği veriyor. Ve fakat sen bu işin devamında kovalamıyorsun bu işi yani. Kovalamıyorsun. Kovalamıyorsun değil, gerçek ortaya çıkacak diye... bu davayı açtığında benim bir yeğenimi bulmuş. Demiş ki o zamanın parasıyla... yani şimdinin 1000 lirasıyla, şimdikinin parasıyla söyleyeyim, 50 bin lira verirseniz ben bu davadan vazgeçerim. Ben mi demişim bunu? Evet, kız kardeşin de demiş, sen de demişsin beraber. Ben, biz demişiz, evet, sen senden için. İftira attığımızda söylerim, amcanı temize yalan çıkar. Yalan söyleme, ben senden ayrı görüyorum. Mahkeme davasından bittikten sonra ben seni hiçbir şekilde bakın, görmedim. Sadece telefon görüşmesi yaptın. Hani haberim yoktu benim? Sadece telefon görüşmesi yaptın, onu da... artık nasıl cezaevinden insan gönderiyorsa peşimle defalarca birkaç kere... Ya ben kimim kurban olduğumu cezaevinde? Ya ben bir düşünür müsünüz? Benim cezaevinde ne formum olabilir? Ya benim, ben bak şu sen anda... Sen kaç kişiyle gönderdin haberler?
Adam diyor ki ben bir suç örgütü lideri değilim ki istismar suçuna cezaevine girmiş bir adam diyor. Kaç kişi geldi benim peşime? Ya Hasan Bey siz neyin peşi seni kimi gönderin diyor. Cezaevinde bildiğim kadarıyla istismar suçundan giren kişi de biraz eziyet hiç çeker orada. Hiç makbul bir adam değil olmuyor itibar yani. İtibar edilmez cezaevinde hiçbir o adamı. Ya benimle beraber başkası da o cezaevine girdi o suçtan. Ben burada açıklamak istemiyorum, revize etmek istemiyorum. O adam orada öldü. Yine Fatma ile alakalı mı? Evet. Ya bu adamlar peki Şenay. Sen bu kız kardeşin böyle bir muameleye maruz kaldıysa sen niye o adam senin bu adam benim gittiğin her adamın yanına bu kızı getiriyorsun? Şimdi de diyorsun ki Bilal de diyor ki ben seni aslında değil kız kardeşini seviyorum. Bu iftira o zaman yapıyor atıyorsun ama Tevfik Bey'le ilgili 7 yıl ceza alıp 4 yıl yatması... Bu suçu işlediğini mi gösterir? İşlediğini şöyle bir hüküm var. Ben artık o hükümle ilgili olarak yorum yapmam ama bütün mahkeme kararları bu anayasa hükmüdür. Eleştiriye açıktır. Kat'i değildir, eleştirilebilir bütün mahkeme kararları. Sadece ben Tevfik'e şunu sormak istiyorum. Şenay bu suçlamayla karşı karşıya kaldığında senden para talep etti mi? Şikayetten vazgeçmek adına. Bak bana cezaevine gelip de bu para teklifi yapmadı. Ama dışarıdan şu anda Avrupa'da kendisi. Benim bir yeğenim vardı. Ona demiş ki 50 bin lira. O da demiş ki amcam acın teki demiş 50 bin lirayı sana nerede bulsun da ben nereden bulayım demiş. İki yetim mi var demiş. Benim ya çocuklarım... Şikayetten vazgeçmek karşılığında evet, bir para mı teklif etti? O zamanın 50 milyarı yani. Şimdinin 50 bin lirası. Anladım. 50 milyar. Şimdinin 50 bin lirası. Ya senin o parayı verecek kadar durumun var mı ki de ben senden 50 milyar para sen alayım? Sen de kız kardeşim bunu yaptınız bakın. Ya benim... ben bir şey yapmadım saçmaladı iyice. Yapmadım derken bak şu anda bir dinler misin? Konuşmadan lütfen ben nasıl dinlemi konuş... bitireyim. Sen beni burada zar altına tutarken ben seni nasıl sen konuşmayayım? Sen günlerce burada ben... kalacaksın konuşabilirsin. Ben bugün geri dönüş yapacağım için benim bir yuvam olduğu için beni bekleyen bir çoluk çocuğum olduğu için ben sadece onu aklayıp temizleyip gitmek istiyorum. Çocuğun 2002 doğumlu. 2002 evet. 30 Ağustos. 30 Ağustos'ta dünyaya geldi. Bak evet ne güzel. Dinle bak ben kendim zaten söylüyorum. 30 bak, Ağustos'ta çünkü, dünyaya çünkü, geldi çocuğum. Çünkü ben o tarihte cezaevinde o gazeteyi okudum. 2003'te hatta, bir dakika. Savcılığa ben dilek yazdım. Sayın savcım siz bana izin verdiyseniz benim böyle böyle hakkı damında dava var. Siz bana izin verip dışarı söylediyseniz bu çocuk benim. Vermediyseniz bu çocuk benim değildi izin. Benim boşuna mahkemeye gidin ben rezil oldum yeterince. Bir yıllardır ben babamın mezarına gidemedim. Mezarına o damgayı bana vurdun. Şimdi soruyorum. Ben topluma karışamadım. Ya. Bu iftirayı bana attın. Sen ben sana iftira yapmadım. Sen kendin yaptığın niye, şeyi cezasını çektin. Peki ben seni aradım da... Sen kendin yaptığın cezasını çektin. Adliyede ağladın da ben ne yapayım? Tevfik kız kardeşim yaptı benim bir suçum yok dedin. Ne? Adliyede girişinde ağlayıp da Tevfik benim bir suçum yok kız kardeşim yaptı dedin. Peki ben yaptıysam... Niye o gün ihbar etmediniz de iki ay öncesini tarihini verdiniz? Bir hafta sonra bana çocuk söylüyor. Ben bu konuya bak, konunun bu kısmına çok girmek istemiyorum. Sadece şunu söylüyorum. Eğer o dönemde bir iftira sebebiyle mi yoksa gerçek mi bu Tevfik Bey'in yaptığı ve 4 yıl ceza onu ben bilemem. Ama ortada bir gerçek var. Diyor ya bana iftira attın, bir adama daha iftira attınız. Yine o adam birinci derece yakını. Yakını. Cezaevinde öldü dediğin kişi. Evet. Daha sonra öncesinde de başkalarına da Fatma ile ilgili ve kendinle ilgili iftiralar attığın iddia ediliyor. Bunların hiçbiri olmasa bile 19 yaşındaki Fuat Görkem isimli oğlunla ilgili Tevfik Bey'e iftira attığın şu anda net. Tabii. Net. Bu bir iftira. Şerap Hanım, bu bir iftira. Bunu niye yaptın mesela? Bir. İki, bu çocuk gidiyorsun kendinden yaş, 21 yaş mı neyse büyük adamla evleniyorsun. Bu adam bunu üstüne alıyor Bilal. Sonra çocuğunu orada bırakıyorsun. Sizi evden atmış olsa bile, o çocuğu üstüne almış olsa bile, o çocuk onun çocuğu değil ki. Bir anne, iki kadınsınız orada. Biri adamı tutar, öbürü çocuğu alır, çocuğu bırakmaz orada. Tabii. Nasıl bırakıp gittiniz ya çocuğu? Nasıl bırakıp gittiniz? O anda zaten götürecek çocuğu götürecek yeri yok sen ki. Sen nereye gidiyorsan oraya götürecektin. Elin adamı diyorsun ki benim kız kardeşimle ilgili ben ona aşığım diyor. Belli ki iddialarını söylüyorum. Bu gerçekse adamın niyeti bozuk. Bir tane çocuğu onun evine bırakıyorsun. Evde kadın yok bir şey yok. O adam nasıl bakar? 60 yaşında adam demiyor. Neyse o zaman kaç 60 yaşındaysa. 60 yaşında değil sen. O zaman 40 yaşındaydı neyse. Yani...
bırakıp gidiyorsun. 4 gün sonra geliyorsun, diyor ki çocuk bilmem işte tanıdıklarımda. Yürü, yürü. Hangi tanıdığında? Yürü tabii. Gidiyoruz almaya demiyorsun. Ondan sonra çocuğun evlatlık verilmiş. 19 sene geçiyor arada. Çocuğunu arıyorsun ve çocuğunun babası da Tevfik bile değil. Çocuğun babası kim? Önce onu söyle bize. Fuat'ın babası kim? İstersen düşün, hafta sonu pazartesi söylersin. Evet, şimdi biraz Hanife konusuna geçmek istiyorum. Biraz önce Tevfik Bey dedi ki, yani reşit olmayan bir kızla, kıza cinsel istismarda bulunmanın cezası çok ağır dedi. Ben dedi, 14 yılla mı ne yargılı? 10 yıl, 10 yıl. Şu an itibariyle 15 yaşındaki bir kız çocuğuyla ilgili olarak bu dediğiniz suçun işlenmesi durumunda, içinde hürriyeti tahdit suçu da vardır, 23 yıl, 25 yıl arasında bir hapis yaşasın cezası. Yaşasın diyorum. Bravo, iyi ki diyorum. Tamam. Ve Hanife konusuna geçiyorum. Biliyorsunuz Hanife 11 Ekim'den beri kayıptı ve 15 yaşında. Ama dün yayınımızın hemen arkasından öyle gelişmeler oldu ki inşallah birisi işte bu 23 yıla yargılanacak. ...15 yaşındaki Hanife Ocak kaybında tüyler ürperten gerçekler. Annem çok kötü davranıyor Gamze, beni gönderecekmiş. Babamı da sizi de hayatından şutlayacakmış. Sen bilmiyorum ama geldi mi? Annem kuruntu yapar ya. Yanlış arar millet, olur mu? 15 yaşındaki kızsın. Keşke doğmasaydım diyen kız çocuğunun başına ne geldi? Hanım, her kıza olur, istismarda bulunmadın mı? İstismarda bulunmadın mı? Öyle bir bakış fark etmedim. Üvey babası hakkındaki iddialar doğru mu? Bıktım artık, gideceğim bu evden dedi bana böyle. Yemek hazır atan Gamze. Yok artık. Ne diyorsunuz siz ya? Çatıya çıkıyorum çamaşır toplamaya dedi. Ve bu şekilde gözden kayboldu. Onun sizin anlattığınız kadarını biliyoruz. Ne kadar doğru, ne kadar yalan. Hanife'nin anlattıkları kanınızı donduracak. Biraz daha. Evet, bir yalana dayanamıyorum. Hani yılandan korkmam, yalandan korktuğum kadar diye rahmetli Kaya'nın bir şarkısı vardır. Bir de bu çocuk istismarları hakikaten gözüm dönüyor yani, deliriyorum. Hani 23 değil, istiyorum ki 53 yılla falan yargılansınlar istiyorum. Hanife 11 Ekim'de üvey babasıyla evde okuldan geldi ama parktan geldi. Yemek yediler, kahvaltı yaptılar. Sonra söylediğine göre üvey babanın işte çatıdan çamaşırları toplamaya diye çıktı ve ortadan kayboldu. Zaten 9 senedir annesini görmüyordu. 3 sefer falan görmüştü. Bir de erkek kardeşi var. Onlar Aydın'da. Babaanne, hala vesaire. Baba da yurt dışındaymış zaten. Babadan kopuk, anne sevgisinden uzakta büyümüştü Hanife. Ve 1,5 ay önce de annesinin yanına geldi. Sakarya'daki evine, üvey babayla birlikte yaşadıkları eve. Üvey babanın da önceki evliliğinden bir kızı vardı Gamze. Onunla da biraz yakınlaştılar. İki kız beraber işte yatıyorlar, kalkıyorlar, telefonlar vesaireler. Anne o gün kızını dövmekle iddiaya göre telefonda tehdit etti. Çünkü mesajlarında da zaten Gamze'ye öyle diyor. Babaannesine göndermekle tehdit etti. Ama bu arada babayla ilgili de bize gelen ihbar şu ki, Vey babayla ilgili telefonda kıza, bir kız çocuğuna değil hiçbir kadına söylenmemesi gereken iddiayı söylüyorum. Bir küfür içerikli bir cümle kurup o yollara mı gideceksin sen, ne yapmaya çalışıyorsun gibi. Yani kız orada huzur ve sevgi bulamadı. Buraya geldi. Burada da annenin yeterince ilgi göstermediği, sevgi göstermediği çatıştıkları. Çünkü beraber büyümedi anneyle. Anne bile kızını çok iyi tanımıyor yani. Dolayısıyla Hanife evden gitti. Şimdi ne oldu peki dün? Biraz önce dedim ya, keşke 23, birisi 23 yılla yargılanacak. Onun kim olduğunu söylüyorum şimdi size. Hanife dün çocuk şube tarafından kamera görüntüleri izlenerek, incelenerek bulundu. Bir kere çocuk şubeye, Sakarya'ya büyük yürekten alkış diyorum. Gerçekten gözyaşları içinde bunu böyle haykırmak istiyorum onlara. Helal olsun size, aslansınız. Çünkü kayıp vakalarına ne yazık ki bu kadar hassas yaklaşılmayan noktaları biliyoruz biz. Ama kameralar inceleniyor ve Hanife Bedirhan isminde bir yıldır görüştüğü
herhalde sosyal medyadan falan görüşüyorlardı. Evet, çünkü bu. Hanife 1,5 ay öncesine kadar hı-hı. Aydın'da yaşıyordu. Evet. Ama bu çocuk Sakarya'da yaşıyor. Evet. Ve bir yıldır irtibattalarmış. Belki çocuk Aydın'a gidiyordu bir şey. Peki bu çocuk için size gelmiş olabilir mi? Ben de dün aynen böyle sizin gibi. Öyle mi? Yani düşüncem benim bu Serap Hanım. Beni arada bir şey olarak kullandı demek. Yani sizin işte anne gel kalmak. Beni al. Yani seninle yaşamak istiyorum demesinin nedeni demek ki bu çocuğun da burada yaşadığını bildiği için buraya gelmek istedi. Sakarya'ya gelme sebeplerinden evet. biri ki bence birinci sebebi çünkü 15 yaşında evet. hakikaten 14 yaşından beri de bu çocukla iletişim halindeler. Kandırılmaya zaten çok müsait evet. yaşta. Bir de öbür tarafta hala, babaanne, baba yok. Anneyle zaten 9 yıldır neredeyse yok gibi bir şey ilişki. Evet. Bir yıl içinde bu görüşmeler vesaireler Sakarya'ya gelmek istediğini, şiddet gördüğünü babaanneden, işte para çalıştırıyorlar, para mı alıyorlar filan. Erkek arkadaşıyla birlikte bulunmuşlar efendim. Harife'yi yengesi bu Bedirhan denen çocuk Emel'in köydeki evine götürmüş ve orada 10 gün boyunca kalmışlar. Evet. Yenge Emel aileye haber vermek istemiş fakat kız şiddet gördüğünü söylemiş. Şimdi bunlar gerçekse bu sefer diyorum ki ben Hanife babaanne tarafıyla ilgili de mi acaba şiddet görüyorum bahanesine sığınıp size evet. geldi. Evet. Çünkü vücudunda yara bere var mıydı onları evet. bilmiyorum. Şuna bir devam etmek istiyorum. Hanife polislere verdiği ifadede 11 Ekim'de kaçtığı gün Bedirhan'la parkta buluşarak bir arkadaşlarının doğum gününe gittikten sonra alkol aldıkları ve o gece bir cinsel istismardan bahsediyor burada söylemiş. Ve Bedirhan ve Hanife ifadelerin yaşadıkları birlikteliğin karşılıklı rızaya dayandığını belirtmişler. Bedirhan bu arada reşit bir adam çocuk. Bedirhan ve Hanife bir yıl önce sosyal medya üzerinden bir oyun aracılığıyla tanışmışlar. Hanife Bedirhan'a sürekli öz babası ve annesi Necla tarafından şiddet gördüğünü ki baba yok biliyorsunuz yurt dışında aslında şiddet gördüğünü anlatmış. Kaçtıkları gün üvey baba İlhan akşam annen seni eve geç geldiğin için dövecek dediği için Hanife de bu korkuyla evden kaçma kararı almış. Hanife ifadesinden sonra anne babasına gitmek istemediğini, yurda yerleşmek istediğini söylemiş. Bunun üzerine çocuk şube pedagog eşliğinde alınan ifadesinin ardından Hanife'yi sevgi evine yerleştirmiş. Ama Bedirhan'ı ne yapmış dersiniz? Serbest bırakmışlar. Nasıl olur ya? Hayır, karşılıklı hocam, ben, biz çok adli için... tıp camiası olarak çok uğraştık. 15 yaşın üstündeki de çocuktur. Yani 18 yaşın altındaki herkes çocuktur. Şimdi benim... Ama rıza aranır diye yeni yani birkaç sene önce bir şey çıktı. Şimdi 15 yaşındaki çocuk rıza var dediği zaman maalesef sıkıntı oluyor böyle. Hocam korkunç bir şey orada, bu. Orada şimdi rıza niye önemli değil biliyor musunuz? 18 yaşındaki bir çocuğun bu tarz bir ilişkide rızası niye değersizdir? Çünkü bu çocuk olduğu için çok çabuk ikna edilebilir belli bir pozisyonda, belli bir durumda, belli bir eylem içerisinde olması için. Dolayısıyla bunların rızasının 18 yaş altı için tamamı için kabul edilmemesi gerekir. Eskiden öyleydi. Muhtemelen Hanife 15 yaşın üstünde olduğu için bu ilişkiye 15 daha... yaşında. Değil 15 mi? Yaşında gitmeseydi Ekim'in 19'unda doğum gününü yapacaktık biz. Yani 8 yıl sonra yani daha ilk 15 kez yaşında benimle... doldurmamış. Evet, dolayısıyla 15 yaşından küçük. 15 yaşından küçük olduğu için zaten rıza muvaffakat burada hiçbir şeyin önemi yok. Bu çocuğun zaten reşit olduğu için en az 22 yılda yargılanması gerekir. Kesinlikle. Yani, ve bunun için uğraşmamız gerekiyor. Şu an itibariyle bence tarih düzgün şikayetçi bile olamamışsınız ki çocuk. Ya Serap nötrler, nötr. Baksanıza annenin. Nötr Serap duruyorlar Hanım, hala. Gittik biz karakola. Ben zaten şok oldum. Yani polislerin bana kızım nerede dedim. Yurda yerleştirildi. Niye yurda yerleştirildi? İşte savcının yani çelişkili ifade verdiği için savcı yurda verelim demiş. Ama annesini bekliyoruz. Annesini ifade vermesi, şikayetçi olmasını bekliyorlarmış. Ben de gittim hemen şikayetimi yaptım zaten. Sizin ekip arkadaşlarınız da benimleydi. Yalnız değildim. Gittim dedim ki ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Yeni yasalara göre kız 15 yaşında olduğu için çocuktan şikayetçi değilmiş hocam.
çocuğu tutuklamamışlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya o bu zaman çocuğun yaptığı kız, yanına kar mı kalacak? Hiçbir kız... Ya şimdi... Hiçbir şey olmamış gibi bakıyorsunuz ya. Evet. Hiçbir şey olmamış gibi tepkisizsiniz. Sizin kızınız olmadığı için mi böylesiniz? Hayır, ondan değil. Hiçbir, hani kızınız gibiydi. Hani size baba diyordu. Sizin yanınızdan gitti bu kız. Ve bu muameleye maruz kaldı. Ve bir erkeksiniz. Ve babası yurt dışında bu çocuğun. Hiç mi reaksiyon göstermez insan? Ya ben o adamı adalete teslim olması için her türlü bir şey bir şey. Niye bu kadar suskunsunuz? Ya bunun sonucunda zaten devamını getirecek yani. Bu şekilde bırakmayacaktık yani. Yani mücadelesini edecektik. Bu kadar. Ben yoldaydım yani. Sonuçta ben yoldaydım. Mesela korkunç bir şey. Ben siz sadece beyefendi, yani annesinde de ben aynı o şeyi görüyorum. Tabii. Necla Hanım, bu korkunç bir şey yaşamış kızınız ya. Ya tabii muhtemelen ki hocam. Muhtemelen de rızası yoktu. Rızası varmış diye tehdit edildi belki de. Ben tamam, de onu bu söyledim. Bir suç. Evet. Yani reşit olmayanla birliktelik yaşamak zaten Türk Ceza Kanunu'na göre suç. Rıza olsa da olmasa da suç. Hayır, ama benim tahminim bu yaştaki yani bir çocuk nereden bileceğim tehditle, ben o kızı zorla. Tehditle yani rızam şey, var dedi. Belki de git böyle ifade Bey, ver dedi. İnsan üvey kızına annen eve gelince seni dövecek der mi yahu? Ben onu demedim. Kendisi ben bana dedi. Ben söyledim yok dedi. Ben kız öyle bana bir şey kendisi demedim. Dedi annem beni dövecek şey diye. Dedim dövemez. Bilmiyorum da dövemez. Ben izin yani, vermem. Kendisini annesi de biliyor. O Serap şeyden karşıyım. Ama telefonda sen söyledin o zaman ona. O yanlış. Hayır Serap Hanım. Bakın, kızına yazmış. Gamze'ye yazmış. Tamam bak dün de size söyledim. Benim kızım Aydın'dakiler için nasıl bana dedi işte böyle yapıyorlar şöyle yapıyorlar. Gittiği yerde belki bunu da söylemiştir işte benim annem babam yok. Belki ben yurtta büyüdüm demiştir. Hayır şiddet uyguluyor annem ha, babam demiş. Kesinlikle şeye, bakın Hanım. Serap Hanım kesinlikle bir kere bak bir kere tokat yedi. O da niye yedi? Telefon, bu telefon yüzünden. Telefonunu elinden aldım dedim ki bu telefon bugün benle gelecektir. Tokatın gelecekti. Bir telefona keresi çok... mi olur Necla Hanım? Bir kere sanki hiçbir şey yapmamışsınız gibi anlatıyorsunuz. Hayır, üç kere görmüşsünüz kızın yaralı zaten gelmiş. Yani sizin bildiğiniz hayır, kadarıyla hocam, sizin yanınıza sığınmış bir de siz tokatı patlatmışsınız. Hayır ama atmanın döne nedenini bakın söyleyeyim tokat ben. Tokat bir işe yaramış mı? Ne daha, ya da daha kötü olmuş. Serap Hanım, gizli tanığımız vardı o telefona bağlanmak istiyor. Alo. Alo. Şimdi dün ben size dedim ki o kadar detay biliyordunuz ki yoksa bu kız senin yanında mı o kadar detay biliyorsun dedim. Ama siz hayır dediniz sizin yanınızda çıkmadı. O zaman siz Allah, aileden bir saniye aileden başka birine mi yakınsınız? Yani Gamze'nin mi erkek arkadaşısınız? Necla'nın gece boyunca üçte yazıştığı kişi misiniz? Kimsiniz hayır, ki bu kadar detay hayır, biliyorsunuz? Hayır ablacığım, Serap abla. Benim de bacım var. Benim de kardeşim var. Şu bayanın konuşmaları hepsi yalan. Kızına her gün şiddet uyguluyor bir bayan. Dün böyle söylemiyordu. Bak, yani dün böyle söylemiyordu. Yok. Neden? O Gamze fışkırtıyordu bu kadını. Telefonu al. Erkeklerle konuşuyor. Bilmem ne. Dövüyordu. Dövmem demesin. O gece bile tokat atmış kıza. Bir saniye, bir saniye. O gece görmedi bile kızını da. Necla, bir saniye. Telefonu aldığı gün. Kesinlikle yalan. İlhan Bey, buyur. Siz hep mi böyle? Siz böyle misiniz? Yani şimdi sizin karınızı suçluyor. Diyor evet, ki hep her gün dövüyordu Hanife'yi diyor. Ya, siz de o evde şey yaşıyorsunuz. Olabilir mi ya? İnsan burada bir hayır, reaksiyon. Her gün dövme yok. Bir sadece saniye, anlatıyor. Bir saniye. Bir reaksiyon gösterir şey insan. Hayır dövüyordu. Dövüyordu evet. Evet. Hayır dövmüyordu. Hayır dövmüyordu. Anlattığı doğru. Tek bir seferde o şeyden dolayı tokat attı. Ha. Sadece çünkü konuşarak yani sert bir şekilde kendimi yani. Kendimi dövüyordu Serap Hanım. Ben ne yapıyorsun? Siz karı koca bir şey saklıyorsunuz ya. Yok sakladığımız falan yok. Zaten bu nötr böyle abla, şeysiz böyle tepkisiz duruşlardan belli. Efendim. Bunlar ikisine bir susturur musun? İkisine bir susturur musun? Söyle, lütfen, söyle. Şimdi İlhan o gün kızı aramış. O gün kızın kaybolduğu gün. Demiş ki seni annem dövecek, bir de ben döveceğim, eve gelme. Bir. Bunu kim söyledi size? Gün, bak telefonu aldığı gün Gamze bunu fışkırtıyor. Necla Hanım'ı o gün de kıza tokat atıyor. Sen erkeklerle mi konuşuyorsun? Telefonu aldığı gün. Bilmem ne. Onu söyleyeceğim ama söyle, bir saniye. Verirlerse... Telefon aldığı gün mü bu tokat oluyor? Evet, Serap evet, Hanım ben ayakkabım... Bir dakika ben anneye soruyorum. Ben söyleyeyim. Ben ayakkabımı giydim. Bak kızım gideceğim dedim. O da benim karşıma geçti. Beni döv, beni döv diyor. Beni tahrik etmedi. Kızım çekil dedim. Bak işe gidiyorum. Servisin kaçışa.
Sonra ben ayakkabımı giydim, kapıyı ya, kapatacağım. Konuşma. Bir dakika Necla, ya. Ya sen konuşma. Evin içinde miydin? Sen kimsin? Necla. Ben bir kere seni tanımıyorum. Dün abla diyordun, bugün Necla evet. mı oldu? Hayır, sen gece kimsin ya? Evin içinde benle mi yaşıyorsun Necla. Da bu kadar her şeyi gece biliyorsun ya? Dün bir dedi dakika, ki. Bir dakika. Dün sen dedi ki, eşim sen susuyorsun, sen yalan yapıyorsun, gerçekleri konuş. Bak sen yani, her kimsin? Bu gerçekler nedir seni yani? Seni mutlaka bir... Etmeyecek miydin? Ne? He? Ne diyorsun? Kız benden her şeyden memnunum. Çok güzel geçiriyorduk, çok Serap da iyiydik. Serap Hanım, ben orayı söyleyeyim bir. Ya bırak. Öyle bir şey olsa kız şikayet ederdi, şikayetçi olurdu. İkiniz yalan konuşuyorsunuz. Bir dakika. Ben bu noktada bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Hanife kaybolup bu Bedirhan alıp ablasını yanına köye götürüyor ya. O ablaya da buradan söylüyorum. Ne şiddet görüyor diye sesini çıkarmamış. Öyle yani şey aileye olur ya? Sen nasıl 15 yaşında kızı evde tutarsın ya? Götür o zaman polise. Götürürsün köydeysen. İnşallah var ya o kişi. Serap abla. Serap abla. Efendim. İnşallah müebbet yer o kişi. İnşallah. Şimdi o Emel'e sesleniyorum. Diyorum ki muhtara götürseydin ya. Tabii. O da gerekeni yapardı devletin. Evet. İşte yurduna vesaireye. Necla Hanım'ın telefonu inceler misiniz? Kimlerle konuştuğunu? Tamam incelensin ya. Sen kimsin ya? Evin içinde benle yaşıyormuş gibi konuşuyorsun ha? Sen ya. Kızını her gün dövüyordu. Üvey babası mi ya? Sen kimsin bak. Kardeşim? Nasıl ya, bu kadar net şimdi, konuşabiliyorsun ya? Bak senin kim olduğunu ben çıkaracağım. Senin kim olduğunu çıkaracağım. Senin kocan niye soğuk davranıyor? Kızı bulundu da hiç yüzü gülmüyor. Senin de. Sanki benim her zaman yüzüm gülüyordu. Her zaman da mutluyduk. Yani. Sen benim kocama burada iftira attın bu, tamam yani mı? Telefondaki yani yüzünün gülmesini mi bekliyorsun? Telefondaki gizli senin tarafı şöyle. Kanıt var mı? Hayır kanıt var mı elinde? Bana var. Kanıtlarla gel. Bak bana kuru kuru sıkı yapma. Böyle yok sen kızını dövüyordu. Mı? Yok üvey babası taciz ediyor. Bu ne ya? Şimdi Necla. Bir saniye kardeşim. Bir saniye bir sesini alın. Necla şimdi eşinle ilgili iddialarda sen mesela yükselmiyorsun. Ne münasebet? Benim kocam öyle bir şey yapmaz. Ben böyle bir şeyde tanık olmadım. Yan gözle bile baktığını görmedim gibi yükselmiyorsun. İlhan Bey sen karınla ilgili o çocuğu dövüyordu vesaire deniyor. Ne münasebet? Her şey bir aynı evdeydik biz. Asla bir fiske vurdu. O da şu sebeple keşke vurmasaydı. Öyle bir şey, böyle bir yükselme yok sizde. Hep böyle birbirinizle ilgili iddiaları sadece kendiniz açısından yorumluyorsunuz. Birbirinize destek görmüyorum. Bu arada bir kriz yaşıyordunuz. Evet. Çözdünüz mü siz? Yani. Yo arada çözülür. Ufak şeyler toplanır çözülür. Anlaşılır çözülür. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Necla sen kızını bulunduğunu duyuyorsun ve ben o kızı artık istemiyorum demişsin. Niye? İstemiyorum değil. Dün akşam ben arkadaşlarla da konuştum. Yani Serap Hanım bu çocuğu serbest bırakmışlar ya tutuklanmamış. Çocuk geziyor. Belki de benim burnumun dibinde. Bilmiyorum, tanımıyorum, görmedim çünkü. Benim kızımın güvende olması için, şu an yurtta olduğu için, şu an onun için güvenli olan yer orası dedim. Bu çocuk tutuklanınca dedim, kızım da o zaman ondan sonra alır gelirim. Benle yaşamak istiyorsa benle yaşar. Ama bu çocuk içeri girmeden ben kızımı almayacağım dedim. Aslında bu. Haklı. Doğru. Ben nasıl güvenim? Serap Hanım ben işe gidiyorum, 3 vardiya çalışıyorum, bu çalışıyor. Belki de biz evde değilken bu çocuk eve de gelmiştir. Ve bu bağlanan, şu an bu iddialarda bulunan kişi var ya, seni ben ne yapıp edip bulacağım. İstediğin kadar kendini sakla bir. İkincisi, sen ya Bedirhan'sın ya da Bedirhan'ın abisisin ya babasısın. İlla ki bir bağlantın var ki tesadüfe bakar mısın? Benim kızım saat 12.30 bire doğru bulunuyor, sen yayına bağlanıyorsun. Böyle bir tesadüf var mıdır ya? Kaç gündür ben buradayım. Ben kötü biri olsaydım tamam mı? Ben milyonların önüne çıkmazdım. Bak bunu o beynine sok. O tilkiler dolaşıyor birbirine sen takmıyor mi? Ya. Sen mi? Evet sen ben. Mi? Evet sen ben. Mi? Ben milyonların önüne çıktım. Bak alnım açık. Yuh, sen kocan aldatan insan çok gereksiz konuşuyor. Ya. Sen bak senin hani karakterinden konuşmalarından belli karaktersiz ya. Bu taraflı birisi. Dediğin evet, gibi taraflı. Ya Bedirhan'ın tarafından birisi. Serap Hanım, adam serbest kaldığı için bunlar
ne yapıyor biliyor musun? Ya akıl var, mantık var. Eğer mantıklı düşünürsek zaten birleştirirsek parçaları belli. Bu üvey baba olduğu için dün ne oldu? Bunun üstüne iftira atıldı. Evet. Ben burada tam olarak ses hani kesintili geliyordu, anlamıyordum. Ben sonra yayını izledim evde. Dedim ki yarın dedim ben o kişinin bağlanmasını istiyorum dedim. Bak arkadaşa da söyledim dedim ki bağlayın onu. Ben konuşacağım. Neye dayanarak böyle bir iftira attı? Benim kızımın başına bu işi getiren insanın eğer bağlantısı yoksa bu kişiyle ben de Necla değilim. Buradan da çıkmak nasip olmasın. Ya ben milyonların önüne çıktım. Benim zaten ayıbım olsa, gizlim olsa ben çıkmazdım. Ben de buna bir ekleme yapayım. Şimdi bir yıldır hani iletişim halinde olduğu birisiymiş bu Bedirhan. Evet. Ben Gamze'nin bunu bilmediğini inanmıyorum. Tabii. Sizin kızınız Hanife'nin bu çocukla irtibat halinde olduğunu, belki dışarıda görüştüğünü, daha öncesinden tanışıp, belki çocuğun zaman zaman Aydın'a gidip gördüğünü Hanife'yi. Evet, bütün olabilir. Bunları Gamze'nin bildiğinden adım gibi eminim. Adım gibi eminim bakın. Ama bu çocuğun yaptığı yanına kar kalmamalı. Asla. Bir, çünkü reşit olmayan 15 yaşını bile daha doldurmamış. Kasım'ın 19'u. Ekim 19'u. Ondan sonra ablası, yengesi. Başka yengelere, ablalara, teyzelere de ders olsun diye söylüyorum bunu. Reşit olmayan bir kızı, ben ailemde şiddet görüyorum, şu bu. Sakın ola ki evinizde tutmayın, sakın ola ki. Serap Hanım. Derhal o bulunduğunuz yerin en büyük mülki amiri kimse, karakolsa karakol, jandarmaysa jandarma, neyse ne, bir devlet görevlisine başvurun ve teslim edin. O kızları yakmayın. Ve bunu yapanlar da genelde kadınlar. Evet. Bir kadın evet, evet. 15 yaşındaki bir kızı evinde tutamayacağını bilir artık. Bunları da bilmiyorsanız siz herhalde dağda falan yaşıyorsunuz. Ya bu televizyonları tutuyor, hiç yetmiyor. Bilmiyorsunuz. Elinizde son model telefonlar. Bunları bilmiyorsanız siz hiç yaşamayın bu memlekette ya. Nerede yaşıyorsunuz kardeşim? Şiddet görüyormuş ailesinde. İyi ya, sana sığındıysa ki şiddet böyle bir şey. Birisinde gördüğünüzde de şikayet edebileceğiniz bir suç. Sakın ola ki, kadınlara söylüyorum, bir kadın olarak bir başka kızın hayatını yakmayın. Ama yaktılar. Ve o kadının evinde yaşanıyor bu istismar. Tabii. Evet. Sen evet. Ölüm uykusuna mı yatmıştın be kadın? Ölüm sen, uykusuna kendi mı yatmıştın? Elleriyle yapmışlar ya. Böyle bir şey var mı? Şiddet mi gördü? Götürseydi karakola, beni çağırsaydı. Onu söyledim ben de zaten. Şimdi bu Bedirhan'la ilgili yasal olarak yapılması gereken her neyse, siz de üzerinize lütfen düşeni yapın. Baba zaten gitmiş, yok başka bir ülkede, gerçekten başka ülkede. Babaanne, hala bir şeyler. Bu çocuklar ziyan olmuş çocuklar. Evet. Bari o şeyin içinde birisi de bir suçunu üstlensin ve bunun bedelini ödesin ya. Bunun bedelini ödesin yani. Şimdi 22 yıllık kayıp Zeliha dosyasına geçiyorum. Bugün orada çok önemli bir tanık bağlanacak efendim telefona. Bunlar ablama bir şey yaptılar. Yönü değiştirdiler. O yaptı. Serkan. 22 yıllık şüpheli Zeliha Aslan kaybında düğüm çözen detaylar çoğalıyor. Sır kadın Zeliha cinayete mi kurban gitti? Sessiz telefonlardaki kimdi? Arama kayıtları çıkarttırılıyor. Karşı tarafın telefon numaraları çıkıyor. Uzun bir süre devam evet, etti bu evet. Sessiz telefonlar. Bir devam etti bu. Parayı çeken Zeliha mıydı? Bankanın birinden hesabından para çekti diye söylenti var. Parayı çekti. Ya ziynetleri de aldı ve bir adamla gitti demeye getiriyor. Evet. Taksici Suat ne biliyor? Özellikle bir taksiciden bahsediliyor. Nasi Bey diye bu kadar bağlı, çocukluk arkadaşı olan ve taksicilik yapan Suat'tan mı şüpheleniyorlardı ki? Her şey serisin ortaya. Siz de geçin karşımıza oturun. Burada konuşalım. Yani tarafları tanıyan tanıdıktan Zeliha dosyasının seyrini değiştirecek açıklamalar. Birazdan. Necibe Hanım hoş geldin canım. Eyüp Bey, Mehmet Bey hoş geldiniz. Evet 22 yıllık kaybımız Zeliha. Çay Cuma'da kayboldu Zonguldak'ta. Ve iki tane çocuğunu geride bıraktı ya da bıraktırıldı. Ya yaşıyor ya da yaşamıyor. Yaşamıyorsa da cinayete mi kurban gitti?
Bütün bu soruların cevaplarını aradığımız bir dosya bu. Bu arada ben aileye bir iki şey sormak istiyorum. Necibe Hanım, kızının evine kaç kere gitmiş olabilirsin, Çay Cuma'daki evine? Bazen haftada bir de gidiyordum. 15 günde bir de gidiyordum. Gidiyordun ama siz. Evet, gidiyordu evet yani. Gidiyordum. Mehmet Bey siz de ben gidiyordunuz. Ben de gidiyordum. Okulun lise zamanında da gidiyordum. Gidiyordum. Her cuma gidiyordum. Şimdiki tanığımızın söyleyecekleri o açıdan çok önemli. Bu soruyu sormamın sebepleri var. Tanığın söyleyeceklerini bir dinleyelim. Sizden teyit alacağım için sordum. Alo. Alo. Efendim merhabalar. Merhabalar telefonum. Evet sizi dinliyorum. Ben biliyorum aslında neler söyleyeceğinizi ama sizden bütün detayları anlatmanızı rica ediyorum. Çünkü bu çok önemli. Bir de aile sizin söylediklerinizi teyit edecek kadar sık gidiyorlardı o eve. Bunu da unutmayın. Buyurun. Şöyle söyleyeyim. Ben bu Deli Hanım'ın kaybolmasından 7-8 yıl önce aynı binaya taşındım. Hı. Üst kata. Kiranın uygun olması nedeniyle bir de ev bulmak istedik hemen. İşe başlayacaktık. Taşındık. İşte bir süre fazla oturmadım orada. 2 ay falan oturdum. Neden? Çıkış sebebim de şöyle. Benim altımda, çaprazımda oturan ortam kötüydü. Hı hı. Bir dünya bayan oturuyordu. Kaç katlı bir apartmandı orası? 2 katlı, 4 daire. Burada 2 kat ve 4 daire mi vardı Mehmet evet. Bey? Evet. Evet. Bravo. Evet. Devam edin lütfen. Benim karşı binamda engelli karı koca oturuyordu hatta. Doğru mudur? Evet. Evet. Devam edin lütfen. Ben de yeni evliydim işte o zamanlar. Daha işte toyum yani 18-19 yani. İşte gece vakti bu kadınlar duyduğuma göre gazinolarda çalıştırılıyormuş. Evet. Kavgalar, gürültüler hiç eksik olmuyordu. Eşim de gece çalıştığı için tek başıma kalıyordum. Korku içinde sabahlıyorduk. Evet. Çevreden, yaşlı teyzelerimizden duyduğum kadarıyla evde bir gelinin kaybolduğunu, kimi de cinayete kurban gittiğini söyleniyordu. Siz, özür dilerim ben şimdi tekrar bir baştan şöyle bir özet. Siz, şimdi biz 22 yıl diyoruz ya kayıp olalı. Evet. Siz Zeliha kaybolduktan 6-7 sene sonra bu evde kiracı oluyorsunuz. Şimdi ben aileye soruyorum. Evet, 2 katlı. 4 daire olan bir ev. Bir dairede engelli çocukları olan bir engelli karı koca. Kadın. Engelli konuşamıyor. Karı koca yaşıyor. Kadın evet. Engelli. Evet, peki yaş. Bu da teyit edildi. Bir de diyorsunuz dairelerden birinde gazinoda çalışan çok sayıda kadın yaşıyormuş evet, bir dairede. Evet. Benim alt dairem Zeliha'nın oturduğu daire sanırsam. Hı. Orası boştu ama eşyalar duruyordu yani. Kimin eşyası olduğunu bilmiyorum. Yani boş mu tutuldu evet, şeyden sonra Zeliha Hanım kaybolduktan evet. Sonra? Evet. Yani boş tutulmuş. Ondan sonra kiraya verildi. Oranın acilen, oraların acilen araştırılması lazım. Söyledik. Yani kiracı konmadı oraya. Boş kaldı o daire. Kiracı verildi, kiraya verildi. Sonra verildi. Ama yani Zeliha kayboluktan hemen evet, sonra çıktılar evet. Bunlar. Evet. Evet. Yeni evleri yapıldıktan sonra, yeni inşaatları bittikten sonra orayı boşaltıp kiraya vermişler. Ama ne kadar süre? Çok önemli o. Yani Zeliha kaybolduktan ne kadar sonra taşındılar vallahi orada? Vallahi hiç onu bilemeyeceğim. Ben çünkü 10 sene Çay Cuma'ya ayak basamadım yavrum kaybolduktan sonra. Gittik çünkü birkaç bütün ay kapılar gittim, yüzümüze kapılar. Orada gittim, bir sonra ceset gitmedi. Var ise oturamazsınız evde. Yani oralarda olduğunu biliyorsanız hocam, kaybolan kişinin. Orada ceset olduğuna inanmıyorum. O evde ne getirildiyse o duvarla konuşacağım Mesela Hanım. O dört duvar dile gelecek. Cenab-ı Allah o dört duvarı dile getirecek. Ve bu içerideki o dört duvar konuşacak. Ne biliyorsa o dört duvar biliyor. Her şey o dört duvarda çıkacak. Allah bunları yani... Şimdi ne bileyim, bilmiyorum. Kimseyi suçlamayalım ama. Hayır ben şimdi, duvarını suçluyorum. Duvarı şimdi, suçluyorum. Kimse suçlamadı. Şimdi duvarı telefondaki ben. Hanımefendinin söylediği çok önemli bir detay var. Kaybolduktan 5-6 sene sonra ben oraya taşındım. Ama orada işte gazinoda çalışan kadınlar yaşıyordu bir dairede. Ve evet. Çok fazla gece gürültü oluyordu. 2 ay sonra biz hem bu evin neden böyle ucuz olduğunu anlamış olduk. Hem de bu gürültüler yüzünden çıktık ama... Amadan sonrası çok önemli. Evet. Çünkü dediniz ki şöyle bir söylenti dolaşıyordu. O dönemde Şengül Hanımlar taşınmıştı. Siz yoktunuz, o yoktu siz oradayken ama. Şengül Hanım'ın
oğlunun karısının cinayete kurban gittiği konuşuluyordu dediniz. Evet. Bunu kimlerden duydunuz? Bana mı soruyorsunuz? Evet, evet. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yan tarafı boş bir arazi oranın. Teyzeler ot, hani ot temizlemesi yapıyorlar. Ben de çıktım camdan muhabbet ettim. Bir süre sonra aşağıya indim teyzelerin yanına. Ama ben bu hiçbir şekilde cinayet bilmiyorum, kayıp gelin bilmiyorum. Öyle konuşurken falan böyle böyle işte bu evin gelini işte kayıp dedi. Kimi işte orada dediler işte öldürülüp bir yere mi atıldı? Yani hiçbir şekilde 5-6 yıldan beri ne ölüsü ne dirisi ortaya çıkmadı dedi. Bununla ilgili de kimse konuşma yapmıyormuş. Yapmadı kimse. Evet. Çok önemli bir tanıksınız. Bunun için gerçekten çok önemlisiniz. Bir de şunu soracağım. Hemen araya gitmek zorundayım. Siz 5-6 yıl sonra geldiğinizde hani Zeliha'nın yaşadığı ev kirada değildi. Boştu henüz, öyle mi? Eşyalar vardı içeride. Eşyalar vardı. Eşyalı. Peki. Olarak. Sevgili seyirciler, gerçekten pazartesi gününe aktardığımız çok fazla heyecanlı ve sonuçlandırmaya yakın konularımız da var ama haftayı bugünlük noktalıyoruz. Size güzel bir hafta sonu diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, keyifli bir hafta sonu olsun. Pazartesi günü saat 13'te sağlıkla inşallah yine Star ekranlarında buluşalım. Pazartesi gününe kadar kendinize iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın, sizi sevenlere çok iyi bakın efendim. Sizi seviyorum. Allah'a ısmarladık.